sen yeter ki sen kısmetim olur. Kısmetim olur. Öpsene. Aşkım. Ben sana çok aşığım. Aşkım. Vallahi. Aşkım. Öp. Diyeceğim seni. Sen bana çok aşık mısın? Ben sana daha çok aşığım aşkım. Hayır. Evet. Ben daha çok. Hayır. Ben daha çok. Bunu kabul ettireceğim sana bak. Ben daha çok. Ben eminim buna. Soracağız herkese. Anket yapacağım. Hayır. Arkadaşlar sizce Nisle mi daha çok seviyor, ben mi? Ben. Git. Ben. Git. Ben aşkım. Git sana. Git göbeğime bakma. Bakayım göbeğime. Bak mı? Bu ne? Ne bu? Aşkım bak. Ben sana... Aşkım. Ben sana diyor muyum? De. Anneciğim bana gelirdi. Bir iki kere gösterdi. Şimdi of. Her şeyi biliyorum. Sen de gelirsin bana gösterirsin. Evet. Ben pratiklik hiç bilmezdim. Ben de. Murat'tan sonra pratik olmayı öğrendim. Saniyede her şeylerini yapıyorum şimdi. Evet. Diyor Hira yapamaz. Hira da yapar. Ya, sen de Hira'ya yaparsın. Ben yaparım. Beraber yaparsınız mutfakta. Evet Negocuğum sana veda diyoruz. Ya, son cümlelerim ve şov olacak. Neyse hadi yavaş. Son cümlemiz düzeldik. Evet. Birbirimizi dinliyoruz. Çok iyiyiz. Çok yükseldiğimiz zaman. Her şeyi de bıraktık. Aynen. Dün de olan dün de kaldı. Aynen öyle. Bugün yeni bir gün. Aynı şeyleri konuşmamız da gerek yok. Yok. Unutalım. Kapattık. Annem öyle söyledi. Evet öyle kinayeli bakma. Noktaladık oğlum. Annem noktaladı. Uzattıkça sinirlerinizi bozuyorsunuz. Evet. Hiç gerek yok annem. Kendine iyi bak tamam mı çocuğum? Annem gitme. Sen geleceksin değil mi yanıma? Gönderecekler mi? Ha? Kızım göndermeyecekler mi? Yok ya. Direkt gidiyor. Evet. Ben gidiyorum. Her şey de kendine çok iyi bak. Hadi görüşürüz anneciğim. Peki. Geldin tekrardan. Kendine çok iyi sizi bak. Sizi gördüm. Çok mutlu oldum. Nihlem. Güzel kızım. Ben gidiyorum. Nara ben gidiyorum. Kız gel. Hala oturuyorsunuz. Küçük yapmış. Gel aşkım görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki geldiğinde ben herhalde ya evli olurum. İnşallah. Hayırlısıyla. Göz masajı yapar mısın abi bana? Uyuyacak mısın? Olursun. Bak ben seni gözlemleyebilirim ya. Olabilir diyorsun. Valla. Gözlemlemek çok normal bir şey. Ücretsiz kolye getirmişler. Bana bunu bölümde verdi. Ben onu kaç bölüm taktım. Markasız, gümüş bile değil, normal. O zaman burada şunu mu çıkarmalıyız? Rümeysa gerçek Rümeysa değil. Aslında dışarıda böyle değil ama burada bunu yapmak zorunda kalmış. Ben ilişki kaldırabilecek durumda değilim yani şu an. Ben biraz yani yalnız kalmak istiyorum. Ben buraya senin için geldim, seni gördüm mü dememi bekliyorsun? Bunu mu duymak istiyorsun? Nasıl yani? Yani... Sen buraya bir ilişki yaşamaya gelmedin. Benim de bir amacım var. Herkesin olduğu gibi ben de tanınmak istiyorum belki. Ben de ünlü olmak istiyorum. Ben de dalgaya aldım farkındaysan. Sıkıntı yok tabii anlıyorum seni. Sanki öyle ben şey çok istiyormuşum gibi vibe'ına hiç girme böyle rahat rahat. Zaten girmedim ben. Tamam. Yanlış anlaşılmayacak. Tamam. Sen kendin kasılıyorsun şu an burada. Öyle bir korku vermişim ki yani. Sen net bir adam değilsin bence. Sana tavsiyem yani öyle böyle olma net ol. Senin bir huyun var ben bunu çözdüm galiba yani... En ufak olumsuz olan bir şeyle direkt parlıyorsun. Direkt insanların üzerine gidip tırmalamaya çalışıyorsun. Sakin ol. Ya annem zaten çok seviyor. Ben de çok seviyorum da. Çok sevdiğim kadar çok da yoruluyorum yani. Aman lan. Yorma. Biliyorsun ben sizin neye takıldığımı. Annem geldi ben bu olayı kapatmayacağım. Tamam da böyle devam et o zaman. Her gün kavga edin. Eğer tepki ver... Bekle. Ben seni geçeceğim. Ben konuşuyorum. Bekle. Konuşma lan. Ben konuşuyorum. Bağırma. Bekle. Bak ikiniz de sakiniz. Ben burada konuşacağım. Bağırmışsın. Kafayı yiyeceğim. Mesela herkes orkideyi çok sever. Ben orkideyi çok sevmem. Niye ama? Hani niye sevmez? Çiçek güzeldir mesela bence. Yani
Şöyle düşünüyorum, orkideye birazcık daha böyle duygusal değil de kadınların maddi olarak yaklaştığını düşünüyorum. Çünkü orkide en pahalı çiçek. Ha. Çok pahalı olduğu için yok yani. Bir çiçeğin bu kadar pahalı olması bana saçma geliyor. Ve onu seven insanların da maddi açıdan sevdiğini düşünüyorum. O yüzden bir de dümdüz bir çubuğun üzerinde tek bir gül var. Tamam, çok güzel kokuyor olabilir. Ama çiçek önce göze hitap etmeli bence. Sonra buruna hitap etmeli. Benim gözüme pek hitap eden bir çiçek değil. Ve kadınlar da genelde, annem çok sever orkide bu arada. Ama pahalı olduğu için sevdiğine eminim. Almancısı ne acaba, onu merak ettim. Orkide mi? Hoşi değil mi oluyor? Ya böyle nasıl bir çiçek biliyor musun? Sadece bir çubuk böyle uzuyor. Ucunda da çiçek var. Ama çok böyle... Şey beyaz mı? Bir çiçek. Mor da var, beyaz da şu var. Şu an yani böyle diyeyim, anlattığın kadarıyla büyük ihtimal ben de beğenmem. Evet. Çünkü sade gibi böyle bir şey çok yok. Çok sade, çok sade. Böyle genelde hastanelere falan götürürler orkideyi. O zaman güzel değil. Ya hastaneye götürülen bir çiçeğin bana hediye olarak getirilmesinden pek hoşlanmam. Çiçek... Hastalık görün, orkideyi görünce hastalık aklıma geliyor. Sana yemek getirsinler değil mi? Yemek getirsene yeterim. Ah bana yemek getiriyor. Ben öyleyim, sen de öylesin diye düşünüyorum. Bana yemek getirin. Yani bana genelde yemek alındığında çok mutluyum. Bir şey söyleyeceğim, çok ya beğeniyorsun, bana... çok karakterli, çok düzgün bir insan, daha çok aşıksın. Hanımefendilerin herhalde birazcık vermesi. Evet, çok gerek. Aşıksın, çok ölüyorsun, bitiyorsun ama evlenince ailemle yaşamak istiyor diyor. Gelin tek sorun gider bu. Misin? Ya onun üzerinden 4 veriyorum yani. 4. Gider mi? Seviyorsam okey ama yani çok üzülürüm. Almanya beni ister mi yani? Evet, valla onu başbakan sormamız lazım. Sen? Başbakan. Kara? Ne ki? Çok güzel ve çok... karakterli, çok iyi anlaşıyorsun ama evlenince ailemle yaşarım diyor. Sen de ailesiyle yaşamak zorundasın. İç güveysi gider misin yani? Diyor. Olmaz mı? Ama erkeğe sormak bu soruyu daha farklı tabii. Evet. Evet. Olmaz. Bilal sen? Ailesiyle yani, yaşar mısın çok hoşlandığın bir insana? Bir süre yaşayabilirim aslında o istediği için. Hmm. Ya da ailesini de seviyorsam tabii ki ama... Yaşar mısın? Bir süre. İnsan gerçekten severse ve aşık olursa her şeyi kabul eder diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani öyle bir imkan yoksa... Kapıydı, tabii ki herkes imkan olsun ister ama imkan yoksa bence yapabilir diye düşünüyorum. Ya ben sadece annesi varsa olabilir sanki. Ama benim çok tarzım değil açıkçası yani. Değil, ben hayatta yapamam yani. Ben baş başa kalacağım. Ama illaki mesela çok istiyor ve sadece annesi varsa olabilir. Çünkü evde baba falan birazcık farklı olabilir. Hmm. Abisi. Tabii annesi şimdi tek başına kalırsa ve sıkıntısı ya aile işte. Kayınvalide. O duruma göre belli olur. Kayınvalideyi de yalnız bırakmamak lazım. Ama önceliğimiz tabii ki ayrı yaşamak her zaman. Tabii ki de. Bir kere benim annem de zaten istemez yani. Evet. Kapat gözlerini. Niye? Gözlerin şiş. Uykum var, uykum. Uykun var. Yuhum gelip. Bir göz masajı yapsana. Ne yapayım? Uyumlu göz masajı. Geldim. Kim diyor? Kim? Ben. Nasıl olacak uyum orada? Dedim. Otur önüme. Gel. İyi be vallahi böyle herkese göz masajı yapar mısın lan bende? Şuralardan çektirme yapıyor işte. Uyuyacağım mı? Uyursun. Bakma öyle. Evet. Sen ne iş yapıyordun Hilal? Ben öğrenciyim. Öğrencisin. Hangi bölüm? Mali. Şuraların çok önemli. Mali. Hmm. Ha söyleyeyim. Çektireyim mi gözlerimi? Çektir. Yükseldi mi? Cat eye. Robot kızlar evine gidebilir miyiz? Devamını yaparım sonra. Tamam, teşekkür ederim ben efendim. Rica ederim. Öp elimi. Ben de. Benim elimi de öptürdüm sana gördün. Bir şey söyleyeceğim. Ben öperim ki zaten. Niye öpmeyeyim yani? Lütfen ya. Ya mesela dünkü kritikte işte Gizem Berk olayı konuşulduktan bir gün sonra gelip bu buraya konuyorsa ben burada bir şeyler aramak isterim. Bunun peşinde bırakmak istemem. Ortada... Hemen o zaman soru işaretini değiştir. Kalem yanında solunda hemen. Hayır dur. Yok ama... ben onu yapmayayım. Ama... Bunu gereken kişiler zamanı geldiği zaman doldur diye düşünüyorum. Benim hissettiğim ne? Olay sana. Berk'e böyle bir şey hiç istemese... Ne şu an buraya B işte yok soru işareti falan koymaz. Yıkan. Sadece belli bir şeyin zamanı var demektir bence. Onun açısından bakıyorum. Neye gülüyorsun Gizem? Bu soru işareti zamanı geldiğinde mi? Çözülecek.
Ve Gizem bu konuşmalarımızdan, bu diyaloglardan rahatsız olsa ve hiçbir şekilde istemese hayır öyle bir şey olamaz, kapatın der. Bata yaptığın gibi. Evet. Nokta. Annem geldi. Bata yaptığım gibi yapmıyorum. Evet, evet ya. Doğru. Yapmıyorsun çünkü sen de belli bir zamandan sonrasında istiyorsun. Yok görmüyorsun. Berke'nin istediği gibi. Şu an birbirinizi izliyorsunuz. Biz Berke'yle bence şu an eşit oranda karşılıklı aynı şeyleri düşündüğümüzü düşünüyorum ben Berke'yle. Yani dediği gibi bir şeyler dursun yerinde yani. Bir bakalım biz değilim. Neden bunu böyle düşünüyorum? Çünkü sen hiçbir şekilde istemesen. Belki o tavrımı koyacak bu kadınım. Aynı şekilde Berke'nin net zaten tavrını koyabilecek bir adam. Bat da öyle. Şey, evet. Bat diyorum. Berke, Berke de öyle. Berke de öyle. Dediğim gibi çok fazla gizber dediğiniz için ve etrafta döndüğü için bu algılarla hareket ediyormuş gibi gözükmek de istemiyorum. Tamamen kendimi bıraktım. Eve bakıyorum, etrafa bakıyorum, kendimi dinliyorum. Neyi sevmişim, neyi sevmemişim. Bu yani. Ne yapıyorsun ya? Ameliyat. Kendine gel hey. Ameliyatı. Hadi. Ne yapacağım? Abi hep beraber şu Ferhat'ı bir gidikleyelim mi ya? Bak, yapma. Kötü bak, öksürüyor. Hey, hey. Ağrıyor, yapma. Hadi. Evet, ışıkları yakıyoruz. Benim daha bir infüksiyon var ama boşver. Yandı. Vallahi yanıyormuş. Ama şey denemeniz lazım ha, iğne falan böyle baymam için. Tabii tabii, Bat. Bat hocam, her şey hazır mı? O ne? Anestezi uzmanımız. Ateş gibi. Neşter mi o? Anestezi uzmanı. Neşter. Stetoskopumuz da var. Neydi? Tamam. Stetoskop aynen. Nerede Ahmet oluyorum? Kardeşim. Sırtına kapak mı kapatıyorsun? Sen bu lambayı nasıl yaktın? Biraz öksür. Ya bir çizgine. Derin nefes al bakayım. Tut bir saniye. Bırak. Bırakma şimdi. Şimdi. Yat şimdi. Ben mi yatacağım doktor hanım? Evet arkadaşlar. Tamam. Bu arkadaşa birazcık oksijen gitmiyor. Kalbinde ufak. Ya oğlum arkamda çalışsın. Kötüler var. Dur lan, ayakkabı ele mi? Ayakkabılarım çok güzel. Tamam, çıkarmayacağım, Bir 20 milim, 20 milim adrenalin vermeniz lazım. Ya oksijen olsa ne olur? Bro. Ya, bırak, elim bunları, acaba alerjim var bunlara. Çökeceğim ayakkabılarına. Alerjim mi var? Bir şey olmaz, çıkarsın. Şimdi arkadaşlar, gerçekten Ferhat böyle çalışıyor. Evet. Enerjisi düştüğünde hareketlendirmemiz lazım yani. Anladın mı? O yüzden... Rica edeceğim, sakıklıklamayın, öksürüyorum, ağrıyor. Tamam. Çok kalp masajı yapalım Ferhat'a. Bir kalp masajı, aynen. Ha, elektronik şey geldi. Bir tane daha lazım. Oksijen verdim. Evet hocam, nabzı düşüyor hocam. Tamam, durun, adrenalin veriyoruz abi. Verdik. Tamam, kalk. Kendine gel artık. Hadi. Topla. Haydi bakalım. Allah! Yeah! Gel. Oh, yeah. Geç tamam. Buraya. Biz bir enerjimizi almak için şu hareketi yapalım. Yapalım. Bütün enerji okey. Kendine geldin. Aynen. Kaçın ortadan. Tamam mı? Çok darbeli atlama ama. Tamam. Hadi. Neydi bu ya? Gel. Ne yapıyorlardı? Neydi bu? Gel! Ooo iyi! Benim Ferhat'ın enerjisini böyle veriyorum ben. Sol kolum çınlıyor. Gel. Benim sol kolum değil, sol kulağım çınlıyor. Otur burada. Şimdi bunun hesabını vereceksin kankacığım. Otur buraya. Aynen kanka. Bak, soru işaretini. Neden yaptın? Şu an için diyor ki işte Dilara kardeşim, kız bitti. Kardeşim. Oldu mu? Bunu da niye buraya koydum? Çünkü ortada bu soru işaretinin cevabı geldiğinde buraya o harfi yazardım zaten, hangi harf olursa arkadaşlar. Tabii şu an zaten bir harf yazmazsın. Evet, başka sormak istediğiniz sorular hepsini takır takır cevaplayabilirim bence şu anda. Bence şu an konuyu kapatmak için hadi kankamın ismini yazayım da baş ismini... Kur'an çarpsın, dedim ki şu an dinlenme sürecindeyim ya. Evet. Dinlenme sürecim bittiğinde ilişki yaşamak istediğim kişinin baş harfini buraya yazarım. Ama şu anda soru işareti acaba kim olacak? Soru işareti arkadaşlar. Ve tam ortada. Başka bir amacım olsaydı bunu buraya sürer, buraya koyardım. Aynen, bu tam ortada. Herkes görsün. Aa, tam o zaman hakkını yemişim kankacığım. Az önce farklı bir şey düşündüm. Sen ismini diyebilirsin. Ha, tamam. Her şeyi düşünebilirsin. Bak, demek ki aynı şeyi düşün. Başka bir şey yok. Çok iyi bir açıklama. Ama sol kulağım çınladı ya, niye acaba? Burası birazcık... Murat kardeşim nerede?
İstediğin harfi yazabilirsin, hiç bir tepki de vermezdim sana. Bak ben biliyorum işte. Bak ya. Bunlar ne biliyorsun? Bak bunlar ya. İmza ayrıntılar. Yanlışlar istediğin harfi diyor. Herhangi bir harfi. O zaman yaz. Gizemel, şu an bak bir dakika. Yani oraya A yazsan da tepki vermeyecek. Algı oluşturma. Hayır. Bak sen dur bekle. Bir dakika. Ben Murat'ı çok sevdiğim için hangi harfi yazarsa yazsın tepki vermezdim. İşte bak tepki kanka vermem. Şu an... Ama yok, ben bir şey yazmayacağım. Biliyor. Bana özel hayır, değil. Ben bir şey yazmayacağım zaten de. Biliyor belki. Tamam bana özel değil. Yok. Onu demek istiyorum. Sana özel değil de. Sen kalmıyorsun. Ben zaten G harfi yazmak hani istiyorum gel ya. Gel buraya gel. Evet. Yani yazsaydım da tepki vermezdim diye. Yani Gizem. A'mış, S'miş, falanmış filanmış değil. Kızlar. Duydunuz mu? Tamam, okey. Ne yapıyorsan yap. Yok, ben bir şey yazmayacağım şu an için. Bu kimi? Zamanı gelecek, ben belki Berk yazacak zaten bunu. Ne ki bu? Değil mi? Ama Gizem'in iç sesi diyor ki, Murat ne olursun. Ya hayır ya. Murat ne olursun, G'ye yaz. Her gün, her gün çiçek, her gün çikolatalar. Yok, şey her gün. Ben de tam bunu aynısını buna söyledim dedim. Bir gram düşünmüyorum ben Beyza hakkında öyle. Aynen. Buna sen yeter ki iyi davran dedim. Falandı filandı. Bu yüzüğü öyle bir şey beklemiyor. Ha, benim için de böyle düşünüyor musun? Tahminim evet. Tahminin mi? Paylaşmak ister misin düşüncelerini benimle? Tahmin yok ki ben seni bir gün ama ben de hani... Tahmin ediyorum. Ben seni bir gün tanıyorum. Beyza'yı daha ne zaman tanıyorum? Bayağı benim için de böyle düşünür müsün de, demek istedim. Öyle yani. Gözüküyor evet. Böyle ilk şeyden, konuşmalardan öyle gözüküyor. Tabii zaman gösterecek. Belki daha da yol olsun. Yanlış olma ya da daha da kötü olsun belli olmaz. Ya da... Ben ama o senin için de geçerli ama sen ya, de kötü olsun. Ben şakayım şimdi. Ben daha iyi olabilirim. Ve ben daha henüz pürüz çıkarmadım diye düşünüyorum. Sürpriz? Pürüz. Sıkıntı. Yo. Ne yapalım? Bir şeydir aslında. Olmadı zaten. Ben giderken ya. Hemen seni çağıracağım. Pürüz anladım. Gittiğim için böyle bir şeyle karşılaştığım ha onu yok. Için. Rahatsız olmadım ben. Oldum. Bir problem çıkarmadım diyor. Ya da yok. Seni rahatsız edebilecek yok, bir şey yaptım. Hani yüzünün düşmesi de onunla alakalı. Yok aslında. Bu kime? Yok aslında. Ben geçen yorgunum 2 saat uyudum galiba ya da 1 saat. Bir şey olduğunda sen de bana ne kadar her şey söyledi olur mu? Yemin ederim ki böyle hani tek seçeneğimmiş gibi de öyle gözüküyormuş da hani yeni bir aday girse tak oraya gidecekmiş gibi de değil. Ben şu an kendi kafamı boşaltmaya çalışıyorum. Yok. Orada şey demişti hani belki sen burada galiba elenen kişinin Aynur'un galiba resmi vardı ya hani acaba Aynur için mi diye bir ben Dilara... Ben demedim. Orada değil onun yanındaydı o. Dilara dedi. Hani ben de belki Gizem'dir belki aynen. X bir kişi belki yeni gelen aday o manada yani. Yoksa yeni onu bir aday gelecek hemen evde miydi? Dolduracağın değil. Hayır ben dün yazdım. Hayır, tek o demek istiyor ki evde tek Gizem kaldı diye. Ha yok, onu düşünmüyoruz. Benim, onu... Ha, öyle bir şeyim olsa mesela ya. Şu anda beklemem yani anladın mı? Tek ya. Kaldı hadi gideyim diye de beklemem. Ben kafamı boşalttım. Yok da evde kalma algısı kimse... vesaire falan filan diyor. Evet, zaten evet. Sana öyle bir şey evet aslında yok. Yok öyle bir algı yok. Yeni kızlar da geldi, yeni erkekler de geldi yani. Abi bu evde neler yaşandı işte herkes evet. Böyle kötü algılara düşüyor ya. Kötü algı yok ya aslında. Kötü an yok. Algı değil. Zamanında yok. Oldu ya. Sadece olmasın diye de ben evet. Söylemek yok. İstedim. Öyle bir derdim amacım olsa zaten Rabia geldiğinde de mesela çok takır takır direkt aa evet, evet ya olur evet. Falan. Yok konuda diye. Zaten öyle. Ben mutsuz olacağım veya karşımdakini mutsuz edeceğim bir durum yaşamak istemiyorum artık. Gizem de benzer bir konuşma yapmıştı. Fısıldayarak isim söylenme başladıysa olur. O zamanı beklemek lazım. İşte zaman. Kim ne fısıldaması? Ne? Kim fısıldadı? Gizem var ya. Ya kadar kanka Allah aşkına ses kayıtları kamera kayıtları. Ne? Dün diyor ki burada. Dün diyor ki bir şey söylüyor burada. İçeriye giriyor tam. Oğlum diyor niye Gizem diyorsun sessiz. Lan demedim halbuki ha. Oğlum, yemin ederim. Berk yalan söylemez. Ulan annemin üstüne yemin etmek istemiyorum şimdi. Gizem bana para mı verdin? Niye söyleyeyim böyle bir şey? Bir de sen yalan söylemezsin ya, Berk'e. Ben her şeyin üstüne yemin ediyorum. Hiçbir şekilde sessiz sakin de söylemedim. Şu an ortalığı karıştırmak için yapıyor biliyorum. Oğlum, ben niye kardeşim eğlen. Sen eğlen. Bak tahtayı elime alırım açın. Şimdi. Yazar çizerim. Kanka istediğini yaz çiz ki. Senin başka merak ettiğin bir şey var mı? Hareketli bir şeyim mi? Hayır genel anlamda benim hakkımda olabilir. Ha, hareketli bir şeyim var anladım. Merak ettiğim bir şey anladım. Yok merak ettiğim bir şey hareketli bir şey anladım. Ha yok canım. Yok yok merak ettiğim bir şey. Bat ben seni gözlemleyebilirim ya. Olabilir diyorsun. Vallahi seni gözlemleyebilirim. Nerede nasıl karar verdin buna? Niye karar yani verdin? Yok hayır gözlemleyebilirim. Gözlemlemek çok normal bir şey. Normal bir şekilde gözlem yapabilirim. Bakabilirim, tanıyabilirim sonuç olarak. Tanımaya çalışabilirim. Gözlem yapabilirim. Gözlem yapmak çok normal bir şey. Yani ben zaten gözlem evde... yapıyorsun ya.
bu evde herkesi gözlemliyorum. Hı hı. Herkesi gözlemliyorum. Herkesi tanımaya çalışıyorum. Seni de tanımaya çalışabilirim. Gel kanka buraya. Murat, buraya en köşeye geçsin. Merve ile Dilara kaysın diye oraya sağ otur. Hira en köşeye geçsin. Hira en köşeye geçsin. Oğlum Murat bence en köşeye geçsin Hira. Gel aşkım buraya bence sığabiliriz aşkım. Ne dersin? Ama şey demek istedi ben. Tamam. Yani sen sen şu yastığı alabilirsin. Arada kalmasın. Oraya ben hani otursam tamam. Olur mu? Aşkım arada oraya kalmasın. Otursan ne olacak? Ne var orada aşkım? Ya ne alakası var Murat ya? Ya siz oturun ben arkaya geçeyim. Adam ortaya geçiyor. Arkadaşlar Erkan'ı mı bekliyor? Hayır hayır ya. Hayır ya. Ne oluyor? Oturuyor oturayım dedim yani sadece. Ha orası ha burası ne olacak? Hani Berke'de var ya şey olmasın hani dedim. Evet, evet. O da sakın. Kötü niyetle yapmadık abi. Ben de İlk Berke dedi. Ben anlamadım İlk ne olacaktı? İlk Berke dedi. Hani kızcağız oraya gitsin dedi. Ben de hani onu da rahatsız etmeyeyim dedim. Anladın mı? Benim rahatsızlığım değil ya yani. Şimdi en köşede otursun. Bir erkeğin yanına oturmasın diye oraya otursun değil mi? O da o niyetli söyledi. Kötü niyetli söylemedi Murat. Gerizekalı. Bu tarafta olanlar var değil mi? Hemen onları çağıralım. Ya da geliyorlar mı? Eğlencelisin, dans ederken vesaire falan yani. O kadar enerjin güzel ki. Çok güzel bir enerjin var. Merhabalar. Gelin karşıya geçelim. Gelin karşıya geçelim. Aşık çift karşıya geçiyoruz. Hayda. Rabbat. Koku nereden geliyor? Beğendin mi? Çok yakışmış sana. Ben de kokumu değiştirdim ve bu koku beni seninle olan anılarımıza götürdü. Hmm. Bu kokunun peşini hiç bırakmayacağım emin ol. Bana uyar. Bana da uyar. Rabia'yla bir şeyler oluyor gibiydi de sonra bir anda biz o kopuş anını kaçırdık. Ne zaman Öykü Hanım tam olarak? O kadar bugün mü? Almaza ha. Yatmak. Bugün mü? Burada. Hayır Rabia'yla genel yaklaşma. Anlamda mı? Yani geldiğinden beri seninle ilgilendi ilk senden etkilendiğini ha. Söyledi. Öykü Hanım şöyle oldu. Yok yok ben anlıyorum ne demek istediğinizi hiç problem yok. Şey dün işte bu ağlama muhabbeti hayır, falan. Kopuş anını hatırlamıyorum ben. O zaman orayı kaçırmış olabilirsiniz ben açıklayayım ifade edeyim. Erkekler evine geldi, dışarıda konuşmaya gittik. O da şey dedi bana, işte o şekilde gördüğü için beni, işte Aynur elendikten sonraki o vedalaşma sahnesini gördükten gördü, sonra işte evet. Senin şu an sağlıklı bir ilişki yaşayabileceğini düşünmüyorum dedi. Tamam. Ben de öyle gördüğün için böyle düşünmen çok doğal dedim. Ben de saygı duyuyorum dedim. Ha, orada dedim. Bitti. Yani orada. Başlayan bir şey yok zaten, tanışmaya çalışıyorduk. O şekilde söyledi. Ben hayır, de zaten yani çok bir... o tarafı şey değil. Böyle arkanda durdu, yani eski kız arkadaşını sordu. Sormak, ha, tabii. Yok o şimdi için. İlk geldiğinde beni beğendiğini söylediği için ben ne yani olursa ilk başta ilk tercih olarak beni söylemişti. Ondan dolayı soruyordu aslında ama giderken içimde bir duyguların kaldığını düşündüğü için de hani ilişkiye bu sağlıklı bir ilişki yaşayabileceğini düşünmüyorum senin dedi. Yani ben de o şekilde görmenin, o şekilde düşünmenin çok doğal olduğunu söyledim ama benim içimde en ufak bir ilişkisel boyutta bir şey kalmadığını söyledim ona. Ama çok saygı duyuyorum dedim, bir sıkıntı yok dedim. Okey. Peki. Peki ben bunu alıp geleyim mi? Biri. Gelmiyor anladın al, mı? Al gel tabii. Olmuyor. Şimdi gitmeni bekliyor peşinden. Hı? Ben kaçırdım yani. Ne gelmiyor? Oturmayla. Devamı. Kanka Hira en sağa oturayım yanıma da Murat otursun gibisinden.
söyledi. Murat da yanlış anladı onu büyük ihtimalle yani. Hükümet. İnat yaptılar ikisi de. Evet. Ya senin dediğin benim dediğim. Konu ne olursa şey olsun. Hira ortaya oturmasın hani böyle iki erkeğin arasında en sağda otursun diye. Murat duymadı onu. Onu anlamadı Murat da ona trip attı. Duymadığı için de ısrarla o oraya oturmak istiyor zannedip. Hayır sen değil ben oturacağım yaptı. Genel nasılsınız? Ha? Harikayız. Mik. Oha el eleme tutuyorlar. Öykü Hanım bunu görmelisiniz bence. Falan. Falan. Merhabalar Öykü Hanım. Beyza orada çıkarken ağzım kulaklarındaydı. Buraya geldi. Oraya. Kavga çıktı. Evet, yeni dağıldı ortalık. Allah Allah. Merhaba Öykü Hanım. Merhaba. Sen o zaman şuraya oturuyorsun. Sandalye çekelim. Anlamayın. Hayır oraya oturamazsınız. Buraya oturamaz mısınız? Oradan çok kavga çıktı. Şimdi bir daha çıkmasın. Orası dolu. Murat'la Hira oturuyor. Araya bir girip oturabiliyorsa otursun. Evet Beyza'cığım. Merhaba Öykü Hanım nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Gülen yüz görmek harika. Bir durgun bir gündü bugün. Evet durgun bir gündü. Dün yorgunluğum vardı. Ama benim için yine gayet keyifliydi. İşte gülen bir yüzle başlayalım istedim. O yüzden sana bakıyorum. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor Öykü Hanım. Sen konuş isterseniz. Çok iyi gidiyor. Ben de her gün şaşırıyorum daha fazlasına. Hani çok farklı bir Beyza mesela akşam telefonda falan. Halen diyorum Allah Allah bu nereden çıktı? Bu tarafı ne zaman vardı? Nasıl bir farklılık var mesela? Bir tatlı, bayağı bir tatlı yani. Hani düşünme tarzı olsun, konuşma şekli. Hani böyle bilmiyorum çok tavırlar etkileniyor falan. Musun peki? Bayağı zaten dedim ona. Ben hiç sanmazdım bunu böyle olacağını. Beyza'nın heyecanını daha çok görüyoruz. Beyza zaten yani Beyza'nın heyecanını ben buradayım diyor da. Beyza'nın 5 dakikadır ağzı kapanmadı. Ama Kaan'ın hani aşırı çok ilgiden rahatsız olabilirsin. Yani böyle yok şu an her şey gayet normal zaten. Dedik öyle bir şey olursa da diyeceğiz bunu hani on tarafında. Evle ilgili herhangi bir kıskançlık vesaire hani onunla konuşma buna konuşma. Sonuçta Rümeysa burada onunla ilgili bir şeyler konuştunuz mu? Onları... Yani söyleyeyim mi? Bugün ben bir şey söyledim ondan bir şey rica ettim. Rümeysa burada mı? Burada değilken konuşmayayım dedim. Yani Öykü Hanım şöyle bir rahatsızlığımı dile getirdim ama dedim ki Rümeysa'ya bir şey söylemek istiyorum müsaaden olursa. Yani onun Rümeysa'ya zamanında aldığı çiçekler olsun vesaire bu evde duruyor hala. Hı hı. Bunları görmekten de rahatsız oldum. Ay bunu... ben onları atmayı biliyorum. Bunu Rümeysa'ya sorsam... O kadar umurumda değil ki. Hani tabii ki sen, sen bile atabilirsin. Yok öyle bir şey sorun yok. Kesinlikle ben öyle bir gerçekten saygısızlık yapacak bir insan değil. O kadar asla. Yani umurumda değil ki unutmuşum. Ben de öyle dedim zaten. Haberi bile yoktur dedim burada olduğuna. Aynen öyle. Yani bir ay konuşmadığım bir insanın bir şey umurumda olmuyor. Tamam şimdi niye laf atıyorsun? Abi, atarım şey sorun değil. Ama atacağım atacağım. Laf atma bence. Yani söylemek istedim. Gerçekler bu benim düşüncem. Laf yani, atmıyorum. Olan bir şey. Ben ona da saygısızlık olmasın, sana da olmasın diye ben seninle konuşmadan önce de ondan müsaade istedim. Ona dedim acaba söyleyebilir miyim Rümeysa? Çünkü görmekten kim benim yerimde olsa bir tık rahatsız olur yani. İyi yapmışsın. Kaldırırım. Tamamdır. Teşekkür ederim anlayışın için. Kaan'a da laf atmazsan da sevinirim. Çünkü ben rahatsız olurum. Yani tamam. Kaan'a saygı duyduğun için değil, bana saygı duyduğun tamam, için yaparsan olur. Daha çok hoşuma gider. Peki. Tabii rahatsız oluyorsun ama aslında belki de rahatsızlığını rahatlatacak ya da kafanı biraz daha karıştıracak bir şey izlettireceğim sana. Bu arada çiçeklerle ilgili konuşurken herkes aslında ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın, o anın hürmetine sen de ayrılmak istiyorsan senin atman, senin vedalaşman gerekir, daha doğru olur. Yani sen at istiyorsan böyle bir şey yapmamalısın. Öyle bir saygısızlığı ben de yapmam. Yani her ne kadar bitmiş de olsa, değer vermiyor da olsa bir takım, yani biz burada o coşkuyu da yaşadık. Her ilişkinin, biten ilişkinin arkasından yaşanması gereken bir de yaz süreci var. Uzun zaman oldu ya Öykü Hanım. Yani bir buçuk ay oldu. Ama yani bölüm olarak o da burada bir şey. Çünkü ama. Bir ilişkiyi bitirmenin bir sembolik bir dışarıya ifadesi aslında o aynı zamanda. Hani sen o çiçekleri aldıklarını kendin götürüp koyduğun zaman konuyu kapattım ben demek anlamına da geliyor ya burada. Doğru ya unutmuşum bile. Ama bunu dönüp Beyza istiyorsan at da değil yani. Yani ben atmasını da istemedim. Kaldırırsın hani. Yok atarım da istemeyebilir mesela. Atarım. Peki bir görelim bakalım.
var ya olacak işte karakter ya. Karakter Zolan sensin bak haddini bileceksin. Neyin bileceğim haddini? Sen ne anlatıyorsun ya? Neyin haddini bileceğim ya? Neyin? Şov yapmaya gelmişsin 40 gündür yapmasın. Arayıp sormuyorsun. Ne niye bu tripler? 40 gündür arayıp sen... Niye sorayım 40 gündür arayıp sen? Niye sorayım? Niye? Niye? Niye mi sorayım? Niye? Yaptığınız belli. Bu olaylar sonradan zaten nasıl çıktı sonradan bu ya? İftiralar. Evet tesadüf sonradan. Tesadüf mü bu? Senin sigara içmen, Oğuzhan'la çıkması. Bunlar tesadüf mü? Niye o zaman mi tepki vermedin? Öyle yanlış düşünüyorsun ya. Varmadım. Aklım ermedi oraya kadar. Aklım ermedi oraya kadar. Saçma sapan konuşma milletin. Aklım ermedi oraya kadar. Aynen konular açıldı. Dilara'yla konuşuyorsun. Aynen konular açıldı. Galiba. Konular açıldı. Evet Dilara'yla konuşuyorsun. Keşke konuşsam Dilara'yla. Keşke konuşsam. Evet sen busun keşke işte. Evet. Keşke sen busun. Kuliste sen busun ismini veriyor. Ortada tabii bir canım, şey var ondan ki veriyor kadar demek içiyorsun. O kadar evet. Bu, ondan bu kadar evet, mı içiyorsun? Evet sen de susuyorsun. Hepsi diye boş yani anladın mı? Sen kendini ne sanıyorsun sen? Kendini sen sanıyorsun? Allah'ını seviyorsun sen kendini ne sanıyorsun? Sen kendini ne sanıyorsun? Millet üstüme geliyor diye buradan bir prim yapmaya çalışıyorsun. Ben şimdiye kadar bir şey dedim mi sana? Ben şimdiye kadar bir şey dedim mi sana? Sen bana diyorsun aldatmışsın 40 gündür sormuyorsun. Şu an bununla bunun ne alakası var? Senin benim yaptığım olay... Bana bunlar yazıldığı halde tamam, seni aradım. Bana ben neler yazılıyor neyse sensin. Bana neler yazılıyor. O şu an diyorum 40 gün önceden bahsediyorum. Tamam ondan ben önce de yazıldı bana. Onlar, buradan tamam. Almanya'ya gidip sen kızla ne bir sürü şeyini yazdılar senin. Tamam da o, 100 kişi buradan yazdı. Olan önce bir şeydi bu. Önce değil işte. Buradan önce bilmiyorsun ama konuyu bilmiyorsun. Tamam finale evet çekim vardı. O zaman olmuş. Olmadı yalan işte öyle bir şey yok. Nasıl? Tamam benimki de yalan sen nasıl ne biliyorsun? Yalan? Niye takipleştin misal şimdi Oğuzhan'a? O şu an yeni bir mevzu. Tamam yok hani tamam, tamam ama bir şey vardı demek ki ama konuştum. Bir şey vardı. Evet tabii ki de bölümde beni zan altında bırakacak şeyler söylemiş arayıp bunu söyledim yani. Tamam da. Bu niye takipleştin? Sen ama niye o biz tanışmamdayken Oğuzhan'la aramda hiçbir şey olamaz diyorsun? Zaten yok. Abi o zaman niye takipleşiyorsun? O zaman niye takipleşmek ne demek? Takipleşebilirim evdeki bütün herkesi takipleşiyorum. Nasıl bütün herkesi takipleşiyorsun? Nasıl bir mantık? Niye o zaman geceleri arayıp konuşuyorsunuz misal? Kimle arayıp konuşuyorsun? Oğuzhan'la misala. Öyle bir şey olmadı. Nasıl olmadı? Ben kanıtlar Berke var. Ben Berke ile konuşuyorum. Ne kanıtı abi, var? Ne alakası var ya? Allah'ını seviyorsan bir kere. Madem herkese şey, takip, herkese takipleşebiliyorsun. Niye önce de yapmadın mesela? Tamam şu an yapmak tamam niye ama değişen de şimdi. Şu an çünkü konuşmaya girdiniz. İlişkimizin bitmesinin sebebi bu mu? Bunu mu? Tamam bizim ilişkimiz niye bitti o zaman? Sen beni aramadığın için. Abi niye arayayım çünkü bildim nasıl bir şey biri olduğunu. Ben çünkü senin sen çok farklı bir insansın. Burada da dışarıda da ben onu fark ettim. Asla ben sen öylesin, çok farklı bir insansın. Yok. Zaten şov için alakası gelmişsin. Yok. Ben şov olsa tamam ben şov olsa ben şovunda şov şovunu yapardım. Evet yapıyorsun zaten. Hani yapmadın bir şey. Şovundasın. Tamam, şu yapmadım an benim ama herkes üstüme geliyor diye benim ben üstüme geliyorsun. Ben senin üstüne şimdiye kadar hiç geldin mi? Bile bile yapıyorum. Ben sana Instagram'da yazan bildirdim. Tamam diyorum evet çünkü zamanı geldi. Tamam şovcu olduğun için Instagram'dan yazmıyorsun burada yapıyorsun diyorum ben de. Yok Instagram'da ben neler koyamıyorum. Arayıp söyleseydin böyle bir şey duydum. Sen, burada tamam, niye söylüyorsun sen takipleşmeden çıktın, takipleşmeden çıktın sen. Ne oldu aranızda Oğuzhan'la? Takipleştiniz. Hayır, senle başladı konuşmuyorduk zaten. Sen beni aramıyordun. Niye takip... Tamam, sana ama yazmaya nasıl bile gerek yok anladın tamam mı? Da, işte, git yayınlar açıp açıklama tamam yap. Hayatındaki insana açıklama niye yapmıyorsun. Niye hayatındaki insana... Aramıyorsun. Hayatındaki insana ben niye açıklama yapayım ki? Nasıl biri olduğunu bildikten sonra niye yapayım? Senin nasıl biri olduğunu... Sen benimle böyle konuşacak bir insan değilsin. İstediğin gibi konuşuyorum. Senin mesela nasıl biri olduğun çok istediğin belli. İstediğin gibi yürü git şovunu yap. İstediğin hadi gibi hadi, hadi yürü. Bayağı işlerini boşaltmışlar birbirlerine. İlk yüzleşmeniz şey, değil. Şey tabii o. Peki hanım, bu mevzu siz Beyza ile bir şey yok, başlamadan yok, önce oldu. Hayır, değil ilk mi? Ha, ilk gün çıktı ya. İlk, ilk yüzleşmeniz. Ondan sonra olsaydı zaten sıkıntı oluyor o yüzden yok, sormak gündü istedim. Benim sorular işte. Öyle bir bakışıyoruz Gökhan. Ben arkasındayım yani dediklerimi. Bu konu hakkında tabii ki yani bile gerçekten. Araya girince sen bir aranmıyorsun nedense. Öyle bir evet, derdi bu arada. Yani Rümeysa'nın kaderi bu yani. Yani şimdi bu konuda da gerçekten Rümeysa haklı. Gerçekten aradım. Normal bir şekilde konuşma o zaman ben de. Sete gidiyorum, şuraya gidiyorum. Almanya'ya gittikten sonra böyle oldu bu arada. Bir sorun varsa bir insanla yarım saat sohbet etmezsin. Trendeyim, şöyle böyle. Yani sohbet et, bir sorun, biri seni arıyor mu bir sorunun var. Ben böyle bir böyle böyle bir şey duydum ya da sen böyle bir insan mısın? Ben bunu fark ettim. Bunu insan söyler değil mi? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Buraya gelince bu şekilde geliyor bana. Ki bu takipleşme mevzusu daha yeni bir mevzu. Biz aranın başından bahsediyoruz. Bir ay oldu. Hani bunu benim tamam, bu durumumu yani, kullanıyor. Konuyu izledik. Derdimizin evet, ne olduğunu anladık. Benim bu durumumu kullanıyor. O da üstüme gelmeye çalışıyor. Öyle bir dünya yok. Her şey ortada. Erkan, ben buradan almayacağım. Hayırlı yolculuklar bile demedi. Vardın neden sormadı demedi acaba? Bak daha yeniydik. Bak ilk gün diyorum daha yeniydik. Orada ayrılma yoktu. Ben sana yazdım ki ondan sonra. Evet eve vardım teşekkür ederim sorduğun için. Halen her şey ben duruyor. Ben sana niye söyledim? Abi ama bir şey arabada yoktu aramızda saçma orada. Hayır yani, orada arabada biz seninle zaten tartıştık yani şey. O zaman başka sonra, bir konudan ondan dolayı. Ondan sonra neden normal konuştun da ben madem tartıştık. Tamam büyük bir şey olmadı sonuçta hani kavga tamam, edip içecek yine de sorabilirdin uçağa bindim sonuçta nasıl vardın yolculuk nasıldı? Saatlerimiz de uymuyor ya Kaan hani. Biz o zaman bir saat vardı. Hayır.
şöyle bir şey oldu başta ilk 2-3 gün hani konuştuk onu anlatayım. Mesela sabah 8-9'da yazıyor. Ben zaten 8'de falan uyuyorum öykünüm. Uyku düzenim tam tersi. Ben atıyorum 4'te günaydın yazdım ilk zamanlar. Zorla konuşturuyorum sanki dedi. Dedim ki yeni uyandım. Denk gelemedim. Denk gelemedik Öykü Hanım. Bu bilerek yaptığım bir şey değildi. Yani senin hayatın... Sen ilgisizlik olarak ya arayı soğuttu aynen, diye. Ben de dedim ki zorla konuşsam, zorla niye konuşayım? Zorla konuşacak sonra bu olayları sosyal yani. Medyadan mı takip ettin? Hangi olayları? Bu meseleleri. Aynen aynen. Bana çok hani fanlar olsun çok şeyler yazdı. Siz Dilara'yla konuştunuz mu? Evet ben konuştuk. Mesaj attım. Evet. Dedim ki olayların ilk patladığı zamanlar nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsun? Hani ben kadın olarak açıklama yapmak zorundayım. O da şey dedi, takma Dilara falan gibisinden konuştu. Hiç umurunda bile. Ben dedim ki hiç bu sohbetler, zaten muhabbetler değildi, edilmez. Dedim. Hiç uyumlu burada da değildi. Burada da değildi. Burada bizim Oğuzhan'la muhabbetlerimiz geçtiğinde benim yanımda oturuyor. Yine bu hani ses kaydı yine aynı yürüyüş muhabbeti burada şurada oturduk. Adam hiçbir şey demiyor. Rahatsız oluyor. Sen dersin ki ya kardeşim kız rahatsız oluyor. Bu şekilde ben kavga etsin bir şey desin demiyorum. Hiçbir tepki vermedi bu zamana kadar. Gelip benim ses kaydın çıktı. Sen böyle bir insansın diye bir yorum yapamaz. Ben bunu kabul etmiyorum. Onun yanında iki kere yaşandı burada otururken de. O zaman orada bir tepki verirsin. Ya ben senin böyle konuşmandan rahatsızım. Bunu bana da söyleyebilir, ona da söyleyebilir. Ki bu ses kaydından sonra ben zaten dedim. Benim hayatımdaki insan rahatsız oluyor. Hı-hı. Ben bunu dinleyerek bir daha olmayacak demiş biriyim. Bunu yüzüme vuramazsın. Bu arabada, durumu kullanamazsın bir ay sonra. O zaman arabada, tamam mı? Arabada demeyeceksin o zaman. Hani. Şovcu. Peki benim orada merak ettiğim şu var. Sen bunu daha önce de söyledin. Dilara ile tartışırken konu üzerine evin içerisinde ilk gün tartışırken de söyledi değil mi? Söylediği şu. Yani Rümeysa hiç göründüğü gibi biri değil. Bu da başka. Kapıdan çıktığı anda bambaşka bir insan oluyor. Ne konuda? Gibi. Mesela yani bu böyle bir şeyi burada söylediğin için soruyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Siz dediniz ya geçen hani bir şey söyleyeceksen söyle diye. Söylemeyeyim. Daha iyi. Ama yani bunu yok, söyleyebilirsin. Mesela buradan diye. Çıktığımızda euro ver diyordu bana mesela. Asla öyle bir bak, şey olmadı atma, ya. Bak yalan atma. Çok bak 5 euro verdim. 5 euro ne yapayım diyor. Sen ne dedin? Benim eski erkek arkadaşım bana her işi alıyordu dedin bana sonra. Ya, tamam bu çok saçma bir şey. Abi, euro muhabbetine gelin bence. Evet sürekli bu muhabbetlere giriyor. Yok euro verdim muhabbetini onu anlamadım. Ben kendim alamayacak bir insan değilim. Tamam. Haddini bil. Benim yanındaki adam tabii ki de. Şimdi biz Kaan, Ferhat, ben, Bat bir gün dışarı çıkmıştık. Oturuyorduk. Rümeysa'nın hep böyle bir muhabbeti vardı. Örnek veriyorum, görüntülü konuşuyorlardı. Bana diyor, şunu almaya git, şunu al, hayır, çikolayı diyorum, al. Hayır diyorum, o öyle olmadı. Öyle oldu, gayet öyle hani oldu. Hani bana burada küpe getirdiği gün var ya. Bekle bir konuşayım ya kardeşim, tamam. Bir konuşayım. Tamam konuş. Yok diyor, şu kolyeyi al, şunu al. Saat 10, AVM kapanacak. Adam hayır, ilişkisini mi yaşasın, AVM dolaşsın. Herkes bilmiyor. Bu konuyu konuştuk. Ondan sonra Kaan da her gün şunu alıyor, bunu alıyor, bunu alıyor. Bu para muhabbetten Kaan da sıkılmıştı. Bize hep bunu söylüyor. Alırım zaten ben kendim düşünebilirim diyordu Kaan. Rümeysa'nın söylemesine gerek yok diyordu. Bu böyle söyleyince çirkin duruma düşüyor. Bu Kaan böyle olmadı Öykü Hanım. Şöyle bir şey vardı. Bu sıkıntılı bu mevzu konu Rümeysa'yı burada... dinleyerek gidelim. Olur mu? Tamam. Bu mevzuyu burada konuştuk Öykü Hanım. Ta o zamanki küpe muhabbeti. Bunu tekrar açmanıza gerek yok. Bunu burada konuştuk. Kolye, hayır hayır öyle bir şey olmadı. Farklı bir o farklı. İkisi hayır, farklı başka başka konu. Başka. Birinde şeye gitmiştik ocak başına. Diğeri Nişantaşı'na. O aynı gündü. Hayır aynı gündü Bat. Aynı gün değil biz farklı gün. Farklı gündü o. Evet, yani bana öyle bir şey gelmedi. Bu kadar kendini şey yapmayan. Kolye falan almadı bana. Öyle bir şey olmadı Öykü Hanım. O aynı yani gündü. O ocak başından kalkıp gittiğiniz tamam, gün peki, o gündü. Yani bunun dışında bu ne alaka? Beklentileri çok bunu... yüksek. Çok çok yüksekti hayır, de bu kesinlikle bana. Kesinlikle yüksek değil. Ama müsaade et Rümeysa. Kimseye yalan konuşturmuyorsun. Söylüyor. Hani söz hakkı da veriyoruz yani. Tamam konuş. Bana göre de bu yanlış Öykü Hanım. Bu her zaman hani her gün fazla oldu. Hani toplandı torba doldu. Bu kadar basit yani. Ondan sonra... Üstüne de şey geldi hani dediğim gibi uçakla sormadığı, nasılsın, geç yazmadan. Bana mı değer veriyor, benimle, aynen, benim öyle, imkanlarımla öyle mı acaba etkileniyor? Aynen, aynen. Eski arkadaşımla şey karıştırıyordu işte Ozan mıydı bilmiyorum. Onu, o bana her şeyi alıyordu falan. Eski erkek arkadaşlarım alıyordu bana zaten diyordu. Hani böyle muhabbette ben niye böyle bir şeye girişeyim ki yani? Hayır, Öykü Hanım'ın yaptığı şey çok yanlış. Sürekli bana kendi para muhabbetini açıyordu. Ben şunu yaparım, bunu yaparım, Almanya'da bunu yapıyorum. Sürekli böyle hava atar gibi konuşan kendisi ve yaptığı küçük bir şeyi bile... Yani orada yani yanımdaki erkek tabii ki zaten yapacak yani bana göre. Beraber bir yere giriyorsan bu normal bir şey. Bu kimse bunu abes karşılanmaz. Ya yani aldığı bir sütün bile lafını yapıyor. Abi, ya bunu kuliste de yaşadık. Senin bu deme şeklin yanlış bir aldığı kere. Aldığı bir süt yani. Tamam, bunun o zaman lafını şöyle bir şey. Bu zaten çok iğrenç o zaman bir şey. Şöyle bir anladın şey. Mı? O zaman şöyle bir şey. Yani. Sen kuliste şey demişsin. Bana süt bile alıyor bu ne? Nasıl yani?
aynen. Pil alıyor bu. Hani neden? Süt alıyor. Bunu Dilara sen mi demiştin? Ya ben dedim. Hatta şu an tamam. Tam söyleyecektim bunu. Bunun bir ara şey, bir poşet dolusu süt almıştın. Aynen, o aynen. Ben dedim ki aa ne kadar düşünceli. Hani her gün bunu yapıyormuşsun. Rümeysa'nın tepki verdiği şey zaten süt alıyor. Alıyor Öykü Hanım kabullenemiyor. Öyle o anlamda demedim onu yüzüme her konuda, vuruyor dedim. Her bunu kuliste konuşmadım. Sonra dedi ki yüzüme vuruyor. Sen çiçek dedin Öykü Hanım yüzüme vuruyor almasın dedim. Ben kendim alamıyor muyum ya? O zaman niye o kadar madem alabiliyorum? Yüzüme vuruyorsun. Niye alabiliyorum madem? Yüzüme vuruyorsun. Efendim? Alırım zaten sana mı soracağım? Alınan şeylerin muhabbeti evet. Her şeyi yüzüme vuruyor Öykü Hanım. O yüzden ben... Para hesabı yapıyor gibi bir şey söyledim. Ben de evlat verdim. Her şeyim var. Ama evlat gittim yani. Şöyle. Efendim güzel. Yani para hesabını yaptığını düşünüyor ya Rümeysa, hep bunu düşünüyordu ya. İstemeye devam etmemelisin o zaman. Yani doğru olan zaten mı? Bitti. Bir şey yani istemedim kolye, canım yanımda zaten. Şey, kolye muhabbeti falan olmadı. Bir kere hani burada olay oldu ya, küpe getirdi. Bunu zaten burada anlattılar. Ben dedim ki ben senden istemedim. Dedi ki ben sen üzülme ben gidip alırım senin için. Bunu bana kendi dedi. Ben zaten AVM'deyim fotoğraf at dedi bana. Ben evdeydim. Kaybolmuştu ya burada. Bu konuyu burada konuştuk. Hani buraya evet, getirdi iki tane. Yani. Bunu konuştuk. Yani yok öyle ya bir şey. Bana kolye falan gelmedi. Farklı tamam. Gündeydi. Orada geçtim zaten. İlk baştaki mevzu en önemlisiydi bence. Euro mevzusuna geçti. Hani Rümeysa evet, kapattı. En iğrenç konu bence oydu. Ekstra da onu geçtim. Rümeysa'nın bundan önceki Ozan benim yakın arkadaşımdı. Hı-hı. O zaman da biz birlikte Ozan'la bir şey almaya gidiyorduk. İşte kolye olsun, bileklik olsun. Ben ilk o zaman şaşırmıştım. Rümeysa'nın gerçekten böyle hareketleri var. Önemliyorum. Ozan şununla şunu göstermişti fiyat olarak. Rümeysa pahalı olanı seçmişti. Hayır yazıklar olsun. Ondan sonra Ozan da bu konudan muzdarip olup şey demişti yani Rümeysa... Ben fiyatına bile bakmadım gerçekten. Öykü Hanım bak kabul etmiyor. Hiçbir konuyu kabul ben etmiyor. Ben mesela öyle beklenebilirim Öykü Hanım. Ben yüksek de ya. O zaman Ozan'a da demişti ki o zaman da dur bir kardeşim bir konuşalım ya. Hiçbir şey konuşturmuyoruz. Evet o zaman da Ozan demişti ki zaten söylemese de ben onu alacaktım. Onun fiyatı daha düşük. Onu alma bunu al diye söylemiş o zaman. Ben öyle bir şey. Ben mesajdan açıp göstereceğim. Öykü Hanım bana fotoğraf attı. O zaman biz birlikte gittik o gün o pırlantıcıya. Tamam bana fotoğraf atıyor. Hangisi güzel diye. Yani Öykü Hanım yanında zaten. Bana hangisi güzel diye göstereyim. Görüntülü konuşmuş olabilir. Onun sorumu ondan da cevap alabiliriz yani. O kadar saçma konuşuyorsunuz ki. Buradan hani beğendiğini seç demesin. Kendi bütçesine göre alsın. Çünkü ben beğendiğimi söyleyeceğim tabii ki de. Takmak hani çok küçüktü Öykü Hanım. Yemin ederim iğne ucu kadar. Ya, daha ucuz olarak büyük taşlı olsaydı onu da seçebilirdi ya, yani. Onun da gücü kadarıyla. Yani. Hayır gücü Öykü Hanım ne alırsa yani. Kabul ederim. O zaman bana sorulmasın. Hayır, hani bunu niye bana tamam, aldın peki. Diye bir tepki vermezdim ben. Peki. Ama bana bir seçenek sunuluyorsa tabii ki de beğendiğimi söylerim. Niye bunu hanginiz yapmayacak? Ya seçenek sunduğunda evet beğendiğimi ben de söylerim seçenek bana, sunuyorsa mantıken. Çünkü bana benim takacağım mesela, şeyi sorduğu için ama hani ama özellikle yani, fiyat hani, hani şey vardır ya fiyatı yüksek olan hani kaliteli. Bütçenin zorladığı onun taşı, arkadaşlar bütçenin zorladığı bir durum var. Adam orada bir organizasyon yapıyor yani şimdi karşılıklı bana olarak konuşuyoruz. Bana bunu söylemedi yani. Nasıl Rümeysa? Bütçesinin zorlandığını gerçekten hayır bilmiyorum. Yani neyse tamam. Bir de Öykü Hanım şunu söyleyeceğim. Peluş Ayıcığı'nın yanında mesela ücretsiz kolye getirmişler. Bana bunu bölümde verdi. Ben onu kaç bölüm taktım. Yani konu para mevzusu değil. O da benim için önemliydi. Hani markasız, gümüş bile değil, normal. Bir kolye, kar taneli. Ben bunu taktım ve çok mutlu oldum. Yani bir konu, ömür de takılır. 5 bölüm takmak. Yani... takılır. Konu bu değil sonuçta. Sevindim. Bana niye bunu aldın? Bu işte yani ucuz anlıyorum. Demedim ben. Peki ben hani... burada Hazar'a sormak istiyorum. Sonuçta evet. Bir ilişki yaşadınız ben burada. Ben de onu soracaktım. Şimdi, yani herkes konuşsun. Ben sakin bir şekilde dinlerim. Söyle diye. Hayatımda ilk defa bu tarz bir durumun içindeyim. Sorma. Utanıyorum yani kendi durumumda. Ama Ozan'dır, şudur, budur, kimdir, yeni arkadaştır tanımam etmem. Görüntüyle ilgili ama, de konuşabilirsin Hazar. Görüntüyle ilgili... Böyle bir kızsa yani insan kaldıramayacağı taşın altına girmeyecek, giriyorsa şikayet etmeyecek. Hı. Yani bu da bakış açısı. Tabii. Hı-hı. Benim bakış açım bu. Hı-hı. Ben yapıyorsam yaparım, harcarım. Gerekirse harcamam, şikayet etmem. Ben hı-hı. İstediğim için yaparım. Daha bu fazla da konuşmak istemiyorum. Hı. Yani. Konu hayır, adamın senin sizin ilişkinizde böyle durumlar yaşıyor. Talepleri oluyor muydu? O da diyor ki ben alabilirim. Ben, talebi olmuyordu, kendiliğimden alıyordum. Olduğu da oluyordu, yine alıyordum. Çünkü benim için bir problem değil bu tarz şeyler. Yani. Biz konunun o açısından bakmıyoruz, biz şunu konuşuyoruz. Adam zaten yaptığını yapmamış. Bir saniye bir şey söyleyebilir miyim?
adam aldığının lafını yapmamış. Hı-hı. Biz şunu konuşuyoruz. Bu doğru mu? Hani şimdi şöyle. Zaten erkek arkadaşlarımız hepimize bir şeyler alıyor. Önemli olan şu, evet, hani bu bir talep olduğu ben zaman. Ben sayısız kız arkadaşım oldu. Benden bir şey istemeyeni görmedim. Efendim? Sayısız kız arkadaşım oldu bu yaşıma kadar. Benden bir şey istemeyeni görmedim. O zaman her orada bir kendini istiyordu. Sorgulaman lazım. Ya şimdi ama. Hayır, hayır. Genelleme yapamazsın. Hayır, hayır. Bu ufak bir şey olur. Şey olur. Hayır, hiç kimse, anlamlı bir şey olur. Hiç talep etmeyen de olur yani. Yani zaten ya. Yani bana tuhaf geliyor mesela bir şey istiyor olmak. Benim hiç hayatımda tecrübe ettiğim bir şey değil. Manevi anlamı bir hediye de dahil, olur. Çiçek dahil. Çiçek dahil. Çiçek dahil her şey. Tabii ki. Bir talebi siz bir çiçek sevmez misiniz mesela geliyor. Sürpriz olarak gelse? Tabii ki severim. Ama sürpriz olarak gelmez. Yani içinden gelmeli, anladın mı? İçinden gelmeli. Mutlu eden şey ben istediğimde bana alınmasını ben zaten kendime de gidip alabilirim. Önemli olan senin düşünün. Bana alman ya da senin düşünüp onu alman, tabii, tabii. Anladın mı? Değerli ama şu anda bu normal. Herkes bu. O da olur. Normal genel tabii. Geçer kabul edildi. Ama bir 9-10 ay, 1-2 senelik ilişkilerde tabii yani. Ha, evet. Ya bana şunu al, bana bunu al. Yani ilişkide evet. Bunlar evet. Olur. Kadın aynen. Tarafı ister, isteyen kadın ya ister. Ya en fazla bence evlilikte isteyebilirsin evet, yani. Tabii. O da artık keseler birdir, cepler evet, birdir. Böyle bir şey. İlişkilerde olabilir yani. Yani yine keseler bir olmadığı için. Mesela, ben bir şey söyleyebilirim efendim. Şimdi tabii ki bu olabilir. Hepimiz erkek arkadaşımıza naz yapıyoruz. Aşkım bana bunu ama alsana, aşkım bana şunu alsana. Bu hepimiz yapıyoruzdur bunu. O da bana yapabilir mesela. Ama önemli olan şu. Şimdi diyelim ki bana bir hediye alınıyor. Ve ben gerçekten zaten bana karşı tarafın bunu söylemesinin gereği yok. Adamın zaten bir organizasyon yapacağını ben biliyorum. Ve hani... Nasıl bir organizasyon yapacağını da biliyordun. Biz aynı servisteydik o zaman. Ozan sürekli hani bahsediyordu heyecanından ve hani maddi olarak da zorlandığından. Yani şöyle söylüyordu. Ne kadar masraflıymış ya böyle şeyler tarzında söylemleri oluyordu. Şimdi o süreçte sen erkek arkadaşının zorlandığını bilirken sana onlar atıyorsa bunun taşı küçük. Bak bence diyorum. Bunun taşı küçük demesen de ben olsam derdim ki zaten şu an bu kadar zorlandı. Şimdi bunu alsın daha sonra maddi durumu rahatladığında yine aha. Büyüğünü alabilirdi. Bak olabilir. Senin yaptığını yargılamak için söylemiyorum. Sadece hani biraz karşı tarafı da düşünseydin keşke. Bu olayda da yine evet onu gönderebilirsin diyebilirsin. Sen dışarıdasın ben bir küpe beğendim alır mısın? Ama senin biraz şeyinde bir sıkıntı var. Böyle üslup, isterken üslup, evet bunu kuliste de yapıyorum sen şey, mesela. Bugün yaptığından çok rahatsız olduk mesela biz kendi adımıza. Mesela bunun ütülenmesini istiyorum. Mesela ben olsam bunu ütüler misin derim. Bak. Ya da ablacığım rica etsem ütüler hani misin? Rica yok sende bir şey tarzım var. Al yap. Yapması gerekiyor. Evet. Görebilmiş gibi. Bunu bugün kuliste de konuşmuştuk daha yeni. Peki. Yani Hazar var mı söyleyeceğim? Bu görüntüyle ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Ben bir önceki konularla da alakalı konuşmadım. Beni alakadar etmiyor. Ben şu anda ilgilenmiyorum. Ben şu anda önüme bakıyorum. Rümeysa'yla da ilgilenmiyorsunuz. Yok. Şimdi 9 ay bir birlikteliğin oldu ya. Tanıdığım Rümeysa. Şimdi böyle bir şey karşıya çıkıyor ya. Evet. Şu an düşüncelerin ne? Onu merak ettim. Şimdi... Yani klasik Rümeysa burası, işte ya. Hani o yoksa, olmadı değil. Mesela bir insanı seversin. Ya yani. Allah korusun ben bu seyle burada ayrıldım. Hı-hı. Bir ay sonra başka bir şeyini görüyorum. Öykü'nün bana bu soruyu soruyor. Ne hissedersin? Ben çatar patara söylerim. Çünkü ne bir geçmişim var. Bu sefer böyle değildi diyebilirim. Onu sorduğumuz için merak ediyoruz aslında. Hani tam geçmişini yani, ilgilendirmiyor olabilir. Bunu yapıp, doğru bir karar. Bunu yapıp yapmayacağını mı soruyorsunuz? Yani senin tanıdığın Rümeysa'yla... Benim tanıdığım Rümeysa'yla... Evet. Benim sadece sorumu tamamlayayım, sakin. Siz sorun. Senin tanıdığın Rümeysa'yla burada içinde dahil olduğu olayları örtüştürebiliyor musun? Yani bu, benim tanıdığım kadın bu değil. Yani ben nasıl böyle şeyler şaşırttı beni gibi mi? Yoksa olabilir, haklıdır, böyledir, şimdi şöyledir. Şimdi benim tanıdığım Rümeysa diye bir şey yok. Artık zaten 9 ay, 1 sene falan bitmiş. Ya, Rümeysa da Rümeysa yani, değil yani. Şimdi artık Rümeysa'yı da yargılamıyorum. Buradaki kimseyi de yargılamıyorum. Buraya hepimizin gelme amacı belli. Yani hepimiz o çok düzgün şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye bir şey yok. Hepimizin çarpık şimdi ilişkileri başka bir pencere onaylıyorsun açtı. Onaylıyorsun o zaman. Kendinle ben, ilgili başka bir hayır, pencere açtı. Onaylıyorum insan yaptıklarını o zaman. Yani hepimiz dürüst olalım ne yani. Ne anlatıyorsun Silah? Bir dakika, bir dakika. Dürüst ama... Bir saniye sonra ben de çok merak ediyorum. Amacımız ne kanka buraya? Amacımız ne? Bazı kişileri tenzih ediyorum. Soralım teker teker. Kötü bir amaç değil ama... Bakalım amacı neymiş? Yani
Böyle bir program sonuçta. Evet. Anladın mı? Tabii. Yani ben... Ya senin amacın ne o zaman? Biz kararlar alamaz. Senin amacın da kendini göstermek ya yani. Hayır, bir dakika. Tek tek. Yok. Evet, öyle olanlar da var bu arada. Hazar sansasyonunu yakaladın. Hayır, öyle olanlar da var. Herkes ciddi ilişki yapmaya mı geldi Allah aşkına yani? Herkes bu amaçla mı geldi gerçekten? Şimdi ben... evet, ben o amaçla geldim. Mesela bu programın millet, kimisi ciddi ilişki yapmaya gelir, kimisi kendini göstermeye gelir. İşte herkesin amacı kimisi aynı deyince işte, öyle olmuyor. Hayır, hayır, farklı ama hepimizin pozitif çıkarlarına yönelik amaçlar. Kimisinin işine yarar, kimisi gerçek hayır, aşkı bulmaya gelir. Ama şöyle, gelir. Öyle bir havayla efendim? Söylüyorsun ki, tamam burası reality show, bunu hepimiz reality bilerek evet. buraya geldik zaten. Ama reality kısmı da var ya mesela biraz da. Sen şunu demek evet. istediğini düşünüyorum. Asla yani küçümseme durum yok. Yani fakat... Sonuçta Rümeysa biraz da işin tabii ki de sansasyon, kaos lazım. Hani onu da yapmış işte. Ne diyeyim ki ben der gibi söylüyorsun. Öyle zaten. Yani asla şu an öyle bir şey yok. Ben sen değilim. O zaman burada şunu mu çıkarmalıyız? Rümeysa gerçek Rümeysa değil. Aslında dışarıda böyle değil ama burada bu yapmak zorunda kalmış mı demek istiyorsun? Neyi anlayacağımızı şaşırdık. Bir şey söyleyebilir miyim? Ne cevaplar verirsin ki? Tek tek şimdi 9 aynen Oğuz. 9 erkek farklı insanları bir eve içine atınca hani askere gittim ben bilmiyorum gittim mi ister istemez orada da sansasyonel orada da kalsın. 9 kızı da aynı şekilde. Kardeşinle bile kavga edersin. Ya tabii ki de aynen öyle. Bütün gün birliktesin burada zaman geçiriyorsun ister istemez oluyor. Ama şimdi herkesin buraya sansasyonel bir şeyler yaratmaya geldiği asla değil. Mesela ben kendi açımdan örnek vereyim. Ben dışarıdan ilişki konusunda çok böyle katıydım. Yani nasıl ben kendimi göremiyordum. İnsanlar beni yargılıyordu. Ben dışarıdan da kendimi izleyeyim ve o kadar bana yaradı ki şahsen. Hani beni tanımıyorsun. Hani çok ciddi bir şey istiyordum ben zaten hayatımda. Bak, kendi yanlışlarımı görebildim. Buraya o yüzden geldim. Geldiği adamdan sana, sana yemin ediyorum seni çok sevdim. Oturuşum, konuşman. O zaman niye TikTok açıyoruz? Ben açmıyorum da açanlar niye Öykü TikTok Hanım, açıyor? Bununla alakalı bir şey söyleyebilir miyim? Niye açıyorsun? Bir saniye. Niye açıyor sence? Sebebini yani, de söyle. Neden açıyor? Yani bir tık daha Azar bir kendine... söyle bize. Efendim? Niye açıyor sence? Ya şimdi ben dedim ya. Herkesin pozitif çıkarı sonuçta. Doğru. Yani ünlü olmak, işiyle alakalı, kendisiyle alakalı, takipçi artması gibi. Tamam. Evet, bunlar, bunlar da güzel var, şeyler. Ben bunu yargılamıyorum tabii ama ki. Siz de yargılamayın. Şimdi ha ben yargılamıyorum. Ben burada değil miyim? Şimdi biz... Bak ben kendi adıma da konuşuyorum. Benim peki canlı yayın açmayanlar ne yapıyor? Ya ben herkes için konuşmuyorum. Bak ben kendim açmıyorum ama neden buradayım? Kendimle çelişiyorum değil mi? Evet. Benim neden bir amacım buradasın? Var. Benim de bir amacım var. Ne amacı? Herkesin olduğu gibi... Ben de tanınmak istiyorum belki. Ben de ünlü olmak istiyorum. Belki o ayrı bir şey işte. Yani öyle de. Hayır, bir şey de değil. Gerçekten benim ilk amacım oydu. İnsan anlattım ben. Hayır, öyle değil. Ben bunu düşünüyorum. Ben buraya senin için geldim, seni gördüm mü dememi bekliyorsun. Bunu mu duymak istiyorsunuz? Yani... Sen buraya bir ilişki etmeye Ozan var ya... Ya şimdi... Sadece senin için geldim düşünüyorum. Sadece sen duymak istediğin şeyleri duyma bence. Anladın mı? Yani o Rümeysa sadece benim ona odaklanmam, ona şey yapmamı istiyor. Ben de ona... Doğru söylüyor Öykü Hanım, katılıyorum. Yani... Buradaki herkes gözükeceğini biliyor, yayınlar açıp para kazanıyorsunuz mesela. Hani onlardan bahsediyor. Bu bir şekilde bizim işimize de yarıyor. Sen de buna evet, dahil olacak bir ortama mı ihtiyaç duydun? Onun için mi aynı ya zamanda buraya geldin? Ya ben işimde gücümde çalışıyordum zaten. Seviyorum ben de bu tarz şeyleri. Yani bir girip katılayım dedim. Aynen. Bu kadar tamam. Basit. Kendini göstermek için işte. İlk ya sen ne için? Kişiliğinde de çok absürt. Tam kendisi itiraf etti ya. Evet, aynı hepimiz aslında gözüküyoruz istemesek. Ben zaten görüyorum hayatı. Tek yani dürüst bir ilişki de yaşamaya geldim diyor. Onu da söylüyor ekstradan. Aslında hepimiz bir şey yaşıyoruz. Yanlış bir şey söylemiyor. Şunu da söyleyeyim, şunu da söyleyeyim. Bak hala ifade edemiyor. Ben şu anda her şeyi... Şu an seni yanlış anladılar. Şov yapmaya geldiğini düşünüyorlar. Herkes anlamak istediğini anlar. İşte çok... Rümeysa ile alakalı konuma da gelelim. Ben buraya 3-4 ay önce başvurdum. Önce Rümeysa başvurmuştu. Ondan sonrasında da ben de şimdi bu girerse o zaman daha ilişkimiz taze 4-5 aylık bir süreç. Beraberken siz başvurdunuz. Bir dakika. Beraberken hayır, değil. Hayır. Hayır. Yok. 4-5 ay sonra başvurdunuz. Ben çok yanlış konuya gittim. Resmen var ya açık aramak için böyle ağzının içine bakıyorsunuz. Gerçekten. Devam. Yok açık aramak
açık aramak için söylesin. Hani ne harf söyleyecek, yanlış bir şey söylesin. Rümeysa öyle bir açık kelime patlatayım falan. Bize bir şey kalmayacak. Ama bölüyorsunuz lan. Bölüyorsunuz, anlatacak şey kalmayacak. Hani çok fazla üstüme geliyorlar. Ben sıkıldım ama artık. Ama burada herkes birleşip tam bile bile yapıyorlar. Ama birleşmiyor ki. Açık arayıp her şeyi cımbızlamak ayrı bir konu, yorum yapmak ayrı bir konu. Senin için yok. Hayır Rümeysa, senin için özellikle bugüne kadar yapılmadı da bugün bu kadar zamandır buradasın. Hiç kimse bir şey söylemedi. Bile bile işte. Niye bile bile? Çünkü işleniyorum zaten üstüme gelin diye biliyor. Hepsi birleşsin yapıyorlar. Bunu buna çevirme. Yok gayet öyle. Bunu buna çevirme. Bu kadar zamandır buradasın. Bir mesele var, o mesele üzerinden tartışılıyorsun. Meselen yoksa zaten yani buradaydın. Kimse seninle kişisel bir derdi yok ki. Bunlar üzerinden konuşuyoruz. Ya, üzerine gelinen bir durum yok şimdi. Evet, bunu buna çevirme. Evet, dinliyorum Azar. Çok bölündük yani artık. Sıra akmaz. Rümeysa ne oldu konulara gelince dedin. Onunla ilgili buradaki, onunla ilgili buraya ne amaçla geldi? 4-5 ay olmuştu. TikTok'larını anlatacak. Yine mi hatırlamadın? Başvurduk dedin, 4-5 ay geçti. Tamam ya, dur İlayda bir bölme. Bir dakika. Yok ya gerçekten. Durum şu anda bu. Yani kötü şey. Ne yapılabilir? Yapılacak bir şey yok yani. Bu kadar basit. Yaşamış diyorsun. Evet. Olmuş. Sen de iz bırakıyor musun? Sen hala ya, rahatsız oluyor musun, olmuyor musun? Ya zaten rahatsız olduğum konular var. Fakat susuyorum çünkü benden önce olmuş şey. Bir de yani kendi karakterime yakıştırmıyorum, şaşırıyorum da. Durum bu. Tamam, şimdi güzel. Sizin, bütün kızlar için söylüyorum. Bir iki senelik bir ilişkiniz olsa, dostça ayrılsanız, sizin sevgiliniz böyle bir programa gelse, ben aşırı sizin, derecede sizin yerinize başka bir kızı kaldırsa, Allah belanı versin, nasıl adamsın, şöyle böyle herkes der. Demem ben. Ben bitmiş. Vahşileşiyormuşuz Erkan'ım. Yani bunu niye anlattın şimdi bize? Yani Rümeysa ile alakalı durumu sordular ya. İlgileniyorsunuz ama hala bir duygun var demektir. Ya şu anda zaten biz şey olarak başladık konuşmaya. Yani sıfırdan yeniden birbirimizi tanıyormuşçasına bir başlayalım dedik. Ama pek konuşamıyoruz çünkü başka her şeyin bildiği için, ben de onun birçok şeyini bildiğim için... Yani, çok da tanışamadım. Nasıl tanışabilirim ki yani? O kadar her şeyini biliyorum. Hani en fazla kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Evet. Ama ben sizin aranızda böyle bir doğallık olduğunu görmüyorum. Ben ona hazır değilim Öykü Hanım. Ben ilişki kaldırabilecek durumda değilim yani şu an. Ben biraz yani yalnız kalmak istiyorum. Zaten güven sorunum var. Zaten hani bitmiş bir şey. Bunu tekrar denemeye gerek var mı? Bunun için de bir çaba gerekiyor. Yani bana tuhaf geliyor. Yani evet. Ben... Çocukluğun iyi değilim yani. Konuşacak mecalim yok zaten. Azar, nasıl değerlendiriyorsun peki bu durumu? Öyleyse öyledir. Yani bu sözün üzerine başka ne söylenebilir? Bana çok yani tuhaf ben şey geliyor. Mi söyleyeceğim? Ben gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Siz mi? Evet. Ya şimdi ben yani ne diyeyim? Bir de şey söylemek istiyorum. Kendini göstermeye gelmiş ya. Hani bu saatten sonra hangi kadın güvenebilir ki ilişki yaşamaya? Bence. Keşke bunu itiraf etmeseydin içinde. Yok, ben öyle onun öyle düşünmüyorum ya. Yani burayı değerlendirmenin arkadaşlar ne olur? Tamam çok. Burayı değerlendirmenin yöntemlerini sorgulayamayız. Yani gelir. Yani sonuçta siz de ilişki yaşıyorsunuz, aynı zamanda yayın açıyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz. Hem ondan da faydalanıyorsunuz, hem ya Dilhan diye düşünürsen, evet, tabii anladın mı? Sana da faydası oldu, o zaten sana da faydası oldu. PK'lar atarken öyle demiyorlar işte yani, ben anlamadım. Ne yaparken? PK'lar atarken öyle demiyorlar, burada hepimizin faydası var yani. Sonuçta bir faydası Öykü oldu Hanım, size. Ben size bir şey söyleyeyim, o zaman sizin yanınızda... Ama ilişki de devam ediyor aynı zamanda. Konuşalım. Şu anda siz Rümeysa'nın anlattığı durumdan, ben sizin yanınıza tekrardan soruyorum. Yani ben buraya şu anda senin için geldim diyelim ki. Biz... senin için geldim işte. Diyelim ki. O kadar konuşmalardan sonra... Yanında başka bir itirafta da bulundu da ama hani bir ilişki yaşayacaksam da öncelik olarak sana soruyorum. Kaldığımız yaşayacaksak yerden devam edelim. Yani ben sen... hemen bunu söylemek zorunda değilim yani. Sorsam varım yok. Ama sonuçta ben Öykü Hanım ilişki yaşayalım desem şey bunu tanışmıyordu, sonra... sevgililik falan yok. Benim zaten eski sevgilim. Direkt ben tekrar bir hayatıma bir sevgili almış olacağım. Hı-hı. Yani hani direkt eski ilişkime dönmüş olacağım. Buradan çıkarsam da devam ederim. Artık hani
evlilik yoluna girerim yani. Bunu ben nasıl hemen karar verebilirim? Ya sen, tamam diyorsun sen ama şu anda Araf'tasın. Anladın mı? Araf'taymış gibi konuşuyorsun. Tamam ben bunu benim sen gelmeden ciddi. Önce de söyledim zaten. Evdeki herkes biliyor. Yani bir ilişki istemiyorum. Yani ben bu saatten sonra artık birisiyle ilişki yaparsam direkt evlenirim. Benim amacım bu. Niyetim ciddi. Hem bak evlilik adına ciddisin. Tabii. Hem de ünlü olacağım. Bireysel olarak da. Ünlü bir iddialısın. Ya da ünlü bir çift olarak çıkarız buradan. Ya yani. O öyle değil yani şimdi. Ya olabilir kanka niye olmasın? Sevilirseniz olur. Esa olayına da gelirsek o dediğim gibi 5 ay 9 ay önce bir ayrılık sürecimiz vardı. Rümeysa ilk buraya başvurduğu zaman ben akabinde başvurdum. O zaman da aşk acımız tazeydi. Hı. O zaten ya 1-2 haftaya elenir diye düşünüyordum ya da ben 1-2 haftaya çağrılırım diye düşünüyordum. Sözleşmeyi imzaladım. Sonra o sözleşme zamanı gelene kadar 3-4 ay geçti. Rümeysa'nın hayatına birisi girdi, benim hayatıma girdi, şu bu derken... İzliyor muydun sen? Efendim? İzledin mi? Haberin var mı? İzlemedim. Mıydı? Resimleri gördüm sadece. O zaman Rümeysa bende bitti. Ve ben Rümeysa'yı hayatımdan tamamen çıkartmış, devam ederken hayatıma beni aradılar. Böyle böyle geliyorsun. Ben de buraya gelince bir başkasıyla olup bir başkasına şans vereceğim. Biz de biraz böyle doğru zamanı seçiyoruz ya. Aha, çok doğru zaman seçmişsiniz. Çok doğru zamanda. Bence çok doğru zaman. Çünkü soğumuş ya. Yani hani gerçekten. Sence soğumuş. Gerçekten soğumuş. Bir başkasıyla olacağım. Yani ona bir şans vereyim dedim. Durum bu. Durum bu. Ben yarın öbür gün ben bir başkasıyla olursam, şöyle böyle olursam da bana bulaşma. Yani sen bana bir şey yapma. O sırada her gün çekip gitmek yani. İstiyorum. Yani diyor ki ben bir deneyeyim olmazsa... Ay sana deneyim bana bunu diyorsan bak, zaten bay bay aşkı yani. Ben, Öykü Hanım merak ettiğim bir şey var şimdi. Olayları çok çarpıtmayalım. İki gündür, iki üç gündür. Hep Araf'ta konuşuyor. Siz de farkındasınız. Ay çok olmuş ya. Nasıl bekledin o kadar? Sen bozuluyorsun. Ne zaman konuşsan bir bozulup kalıyorsun. Böyle bir tabii ruhun çekiliyor yani. Uyumuz kurusu ne yapalım? Hayır. Şimdi benim zaten burada yorgunum yani şeyim. Sen daha dur ondan yani. Ondan enerji geldi. Almak istiyorum. Selam. Öykü Hanım yorgun diyor önce. Bana. Ben de vallahi dalga geçiyor. Pazarda şu an. Ben seni hiç çekemem bir hali var ya. Ay ben de ben kimseyi çekemem. Var bence öyle. Ben baştan beri buradayım. Ben yorgunum. Sana ne oluyor? Ya bizi de hayat yordu be gülüm. Ne yapayım? Gül falan deme bana yani. Yani ne oldu? Yani artık o... Gülüm. Saf şeyler bitti. Hazar sen dikiz aynasını bırak önüne bak. Update. Hazar yok mu beğendiğin çişime? Altta kalma. Yok be dostum. Çok güzel kızlarımız yani, var. Ya hayır hayır bak ben sana ne diyorum. Ben bu saatten sonra ciddi bakıyorum olaya. Yani evlenirim diyorsun. Tamam Rumeysa. O yüzden de zor. Ciddi bakabilirsin. Tamam Rumeysa'nın olmayacağını efendim Hazar'ımız var ciddi niyeti. Öykü Hanım ama bir o kadar ünlü olmak istiyor. Hazar'a kadar... Öykü ben karışmam. Hazar'a hiç kadar değil, değil mezara yani. Kadar diyor bu. O yüzden talip olmak istiyorsanız buyurun bekleriz. productionhouse.com.tr Gerçekten evlilikli yok gitmiyor. Daha dur bekle. Nokta komu duyunca. Evlilikle ilgili niyetim ciddi. Bu saatten sonra evlenirim diyen bir adayımız var. Vay be. Ya halini beğeniyorsanız bu adam için gelmek istiyorum diyorsanız acil bizim yapım şirketinin kapısını aşındırın lütfen. Rümeysa'nın da umurunda değil. Üzülür ama belli öyle etmez. De demeyelim. Üzülürüz dedi. De içimize atarız her zamanki gibi. Gülüm. Yani. Aynen. Kan kusup kızılcık şerbeti demek. Ne gerek var? Adam gelmiş yanına. Ama Öykü'nün yanlış bir zamanda yani? Almışsınız. Gerçekten yok, çok bence kötü. Çok doğru zaman. Hiç ama çok yaralarını kötüyüm falan. Ben. Mesela kıskanmıyor. Başkasıyla, asla başkasıyla burada görmek yok. İstemem. Yani rahatsız olurum yani. Ama hani böyle hani üzüleyim ağlayayım öyle bir durumda değil yani. Rahatsız olurum. Arkadaşları diyorlarmış ki onun yanına böyle bıcır bıcır cıvıl cıvıl birisi olması gerekiyormuş. Mesela Dilara. Efendim ne diyorum? Ne dedim? Olur mu Dilara? Ne? Hazar'la. Ben de Hazar mı? Ya. İki esmer. Ben zaten burada konuştum Hazar'la. Hı. Birinin tıpkısının aynısı. Bütün verdiği cevaplar aynı. Diyor ki bir de. Ben sakin bir insanım, yanındaki kadın neşeli olacak beni böyle neşelendirecek. Yanıma neşeli ben de lazım dedim ki demiştim. Siz zaten o neşeli kadını söndürüyorsunuz, emiyorsunuz. Ruh evet. Emicisiniz falan gibi. Doğru Öykü Hanım. Doğru olabilir. Ortak nokta. Yok doğru ben başta mesela, yok doğru bizim ilişkimizin başında ben öyleydim. Zaten bunu bana kendi söyledi. Doğru Meysa şunu benim... söylemeden edemeyeceğim. Gerçekten bir tarzım var hayatım. Yani şimdi. Hayır. Ya, evet ya. Hayır.
Yüken ne kadar içten gördüm. Bunu diyem de ya içimde kalacaktı. Gerçekten öyle. Yani. Söyle, ilişkinin başında öyleydim gerçekten. Çok böyle hayat enerjisi yüksek, çok pozitif bir insandım. Ben de yani ilişkinin sonunda artık yani bitmiştim. Ben size bir muhabbet, çok oluyor. Özür dilerim. Ben size bir muhabbetinizi görmek istiyorum. Şu anda sizi bir kırmızı odaya gönderebilir miyim? Lütfen. Ne? Kimle? Evet ya, Azar'la Dilara. Aa, iyi laf sokarım ben... ama. Tabii işte ne yapıyorsan yani. Size bir kırmızı oda. Gitmek istemiyorum. Lütfen. Yani. Rica niye? Ediyorum. Ya ben de zaten... Sohbet edeceksiniz ya, hani... bir şey olacak diye değil. Aman aman, arkadaşım olsun olarak gideyim. Görüyorum, yanlış anlama yani senin karakterine, şeyine... Ay ben seni çok yanlış istiyorum anlama. Azar, gel gidelim. Hadi. Bence bir kırmızı gidelim, oda. Gel. Hayır, oturmak zorunda değilsin. Girip çıkabilirsin. Aa, ıskanma yakası. İşte ben başına geleceğini biliyorum, o yüzden ayağımda. Tamam evet de ama biz de böyle görmek istemiyorum ben. Yani oturmuyor. Hani umurumda değil diye de kalmaz yani, kalamaz. Çünkü inanmıyor. Öyle bir umurumda ki içi çıkıyor. Tamam işte, tamam. Bunu görelim, sen de gör. Hayır, Öykü Hanım. Herkes görsün, bir şey anlatmıyor. Tamam, beraber gideceğiz o zaman. Öyle olur çünkü hayır yani, gidemem. Nasıl hayır? İstemiyorum Öykü Hanım. Nasıl gidemem? Geliyor işte. Tamam, ben de gidiyorum o zaman. Bir gitsinler sonra gidersin. Bir şey diyeceğim, bak şu an senin hızlı. Geç kalamam. Gitti. Benim peki düştüğüm duruma keşke böyle öyle bir durum olmadı Dilara. Ben daha değişik kesinlikle durumdaydım. Öyle bir durum. Daha senin kötü ilişkin bir durumdaydım. Bitti. Biz dinçlerle alakalı hiçbir alakası yok. Kafanda kurduğun şeyleri yaşama ya Allah aşkına. Hazar sen istiyor musun? Hayır, o da istemiyor zaten. Ah bakın. Hayır, zorla bile bile yapılıyor bu. Artık zorunda canım. Zorunda. Tamam ben de giderim hadi. Hadi. Tam benimle gittiğinde hiç bu tepki vermedi. Zorunlu mu Öykü Hanım? Evet zorunlu. Evet. Ben, benden değil. Ben ilettim sadece arkadaşlar. Benimle gitti hiç zoruna gitmedi Mesa. Ben ilettim sadece. Mesa yoktu ya. Haydi. Abi, hadi, ama hadi, geldi gördü sorun değil dedi. Benim bir dalga geçim geliyor. Haydi. Abi, var mıydı? Evet yani diyor mu? Dilara'ya özellikle sorun. Hazar hadi. Efendim? Hadi kırmızı oda. Zorunluysa ben gidiyorum. Zaten evet, Dilara gidiyor Öykü Hanım. 5 dakika bir işkence yaşayıp geleceğim. Hadi. Gel istersen. Vallahi bunlara kıyamıyoruz. Harem, harem dışarıda neler versin yapıyor? Harem abi kuruyorlar bunları da ya. Girmiş yapar. Ya bu gerçekten. Ya biri var ya koparıyor ya. Beni var. Ay onu özel değil. Ay çok komik. Oğuzhan bir şey mi dedin? Yol yakınken dön dedim. Ha. Ben burada çok durmak istemiyorum. Çok ayıp. Gelince yüzüne de söyle. O benim yüzüme karşı neler söyledi, bana ayıp. Tamam sen de gelince söyle, arkasından söylemiş ben gibi. Ben ona muhatap olmak için cevap da vermiyorum Öykü Hanım. Ben de istediği kadar o gittikten sonra size söylüyorum. İletişime geçmek istemiyorum şu şekilde. Niye bugün Rümeysa? Bugün konuştuğunuz iyi oldu. Nasıl oldu? Memnun musunuz konuştuğunuza? Evet. Evet. İyi olmadı mı? İyi oldu. Evet bence de iyi oldu. Tabii. Konuştuk yani karşılıklı, anlaştık. İnşallah bir daha şey olmaz diye düşünüyorum da ama sürekli... Hani... Sürekli durmuyor yani Dilara. Ben rahatsız oluyorum, susuyorum. Çünkü olay büyüyecek. Ben kavga boyutuna geçecek. O raddelere geleceğim. Zaten doluyum çünkü. Rümeysa'nın kendisine de söyledim. Eğer bir daha Dilara sana işte böyle bir laf ya da bir şey çıkarırsa hiç muhatap olma. Ben de olmayacağım dedim. Çünkü bu olayı ne kadar doğrusunu anlatsak da yani anlamıyorlar hiçbir şekilde insanlar dedim. O yüzden dedim hiç cevap verme, hiç kendini yorma. Ben de yormak istemiyorum, ben de vermeyeceğim dedim. Bu kadar. Ama Rümeysa hiç olmazsa yaptığı hataları kabul etti. Senin hiç öyle bir tarzını, tavrını görmedik. Sen hep haklısın. Yok ben de yaptığım hataları kabul ama ediyorum. Ama bunları hiç dile getirmedin, bunu böyle söylemedin. Rümeysa en azından ikiniz konuşurken dedi ki ben de hatalar yaptım. Ben de öyle davranmamalıydım. Evet hata yaptım. İlk seferinde Dilara'nın evine gitmedim diyerek hata yaptım. Ters olunca ters çünkü gidiyorum diskalifiye ben olur ve ben de diskalifiye yaptım olur diye. İkimizi de yangına atmak istemedim. Hı. Siz ilk sorduğunuz zaman söylemedim bunu. Siz ondan sonra söylemedin diye yalan dediniz. Ben böyle eyvallah bir şey olsa zaten diskalifiye olurdun Oğuzhan. Evet. Yani bunu senin i̇şte o yüzden ben gizlemeni ilk seferinde söylemedim. Şey sonra yani Dilara'nın gözüne baktım. Bak dedim gelmedin senin evine dedim. O da geldin ya Oğuzhan, geldin ya Oğuzhan deyince geldim dedim evet. Çünkü ilk seferinde diskalifiye olabilirdik. Ondan hani yokladım, baktım devam ediyor. Ben de geldim dedim. Onu da çevirseniz Ahmet. Tabii. Kız evet odaya davet etmişsin. Bir şey diyeceğim. Tabii. Ben de dalgayı aldım farkındaysan. Sıkıntı yok tabii, anlıyorum seni. Tamam, sanki ben şey çok istiyormuşum gibi. Vay buna hiç girme böyle rahat rahat. Zaten girmedim, ben rahat adamım. Yani beni yanlış anlama, sana bir saygısızlık da yapmak istemem. Yanımdaki tamam, kızı... Tamam, yanındaki kız, ben bir şey demiyorum. O yüzden.
Kasılma rahat ol sen de. Ben nasıl rahatsam sen de rahat. Yo ben gayet rahat da. Rahat olsan sinirlenmezsin. Rahat konuşursun yani. Niye gerildin şu anda mesela? Ben gerilmedim gayet şu an. E tamam o zaman. Sakin sakin bak. Kum saatimizi bitirelim ve gidelim. Sen tamam niye bu kadar kasıldın ki? Ben kasılmadım. Sen hani biraz heyecanlısın. Sanki yanlış... Pardon ne heyecanı? Ne yani heyecanı? Biraz gergin gördüm seni. Tamam da zaten normal konuşacağız burada. Hı-hı. Gideceğiz. Tamam. Yanlış anlaşılmayacak. Tamam. Sen kendin kasılıyorsun şu an burada. Öyle bir korku doğru vermişim doğru ki yani. Tamam. Helal bana. Allah sabır versin Allah. Hani kendin bu imalarda bulunduğun için şu an kasılıyorsun. Nasıl bir ima ya? Hani biz böyle değişik davranıyorsun sen sanki. Ya niye beni bu şekilde göstermeye çalışıyorsun? Bak ben susuyorum şu anda sen tamam, konuşuyorsun. Tamam susarak böyle göstermeye çalışıyorsun şu an. Sanki ben seni çağırmışım da sen konuşmak istemiyormuşsun da böyle. Yanımda talip olduğum bir kız var ya sonuçta. Tamam ben ona saygı duyuyorum. O da kırmızı odada. İkimizi çağırınca onda rahatsız olacağını ne düşünerek o yüzden gelmek istemedim. Bu kadar. Güzel. Vallahi canım. Güzel. Bu ya kadar ince detaylara mi takılıyorsun? Beyza yaptın hiç hoş değil. Gerçekten ben uğraşıyorum ya. Yok benle uğraşma. Bak ben seninle uğraşmıyorum, benle uğraşma. Evet, o, yok benle uğraşma. Yaptım oldu. Hayır benle uğraşma, ben de uğraşırım. Sıkıntı yaptım yaşarız. Yaptım oldu. Sıkıntı yaşarız. Yaptım bak oldu mu ben saygı duyuyorsam. Hayatım tamam, sen oldu de duyacaksın. Yaptım duyacaksın oldu. Tamam ben de uğraşacağım bundan sonra seninle. Tamam, tamam sen benle uğraş, ben de seninle uğraşırım ama yenileceğini sana, biliyorsun. Sana benim çenem rahat edebilir misin? Uğraşmak istemiyorum, uyarıyorum. Uğraşma. Çok güzel Beyza'ya. Söylerken sorun yok da. Uğraşacağım falan demedim. Tamam. Uğraşacağım umurumda değil. Umurumda değil benim. Sol dedi ya Beyza tamam. Uzatma sen tamam, şu an bile bile bulaşıyorsun. Tamam ben de şaka yaptım ne? Bütün evdekiler bu sana laf söyleyince sıkıntı yok. Ben laf kimse, söyleyince bir sıkıntı kimse var. Şu an yakıştırmadı. Sen hayır sabahtan beri herkes bir şeyler söylüyor. Yok, bir muhabbet burada yapıyoruz. Ben duymadım. Yapıyoruz. Ben duymadım. Benim yüzüme söylenmedi. Aa sen de sabahtan beri söylüyorsun benle uğraşıyorsunuz diyorsun. Beyza burada otururlarken. Burada Hazar'la oturdular konuştular. Gizem söylesin sana. Yani ben söylemem. Burada gayet hiç orada kasıldık gibi değil. Gayet konuştular, Burcu konuştular. Dilara'yla mı? Evet. Benim haberim yok Öykü Hanım'a. Yani gayet rahattı. Ayrıca ben şeye takıldım. Rümeysa Dilara'ya takılıyor bence sadece. Ben onu fark ettim. Niye takılmayayım kızım? Yani sen bana neler yaptı? Bir zahmet de takılayım yani. Sen de kıskandığından değil de Dilara'yla gittiği için takıldın sadece. Dilara'yla olursak iyice delirebilir evet yani. Aynen. O yani kimle olsun, kimle olsun. Dilara'yla olsun, herkesle olsun. Yani. Yo hiç kimsenin olmasını istemem tabii ki ama Dilara'yla ayrıca tabii ki de bana her saniye sataşıyor. Ne yapayım? Boyuna mı atlayayım Dilara'nın aşkım? Çok iyi hadi güzel geç. Ne hissettin peki? Yani herkese yani aynı tepkiyi verin. Keşke Dilara da aynı şeyi söyledi. Belirtmeseydin mesela. Ne? Neyi? Evet inadına yapacak ya yani. O kadar. İleride inadına olabilir diye söylüyorum. Ne demek aynen istiyorsun? Oğuzhan neler söylüyorsun Öykü Hanım, ya? Ben hani rahatsız olduğumu söyledim ya. Ne demek? Hayır onu demiyorum. Hazar'la Dilara olabilir diyorum Rümeysa rahatsız olduğu ha için. Ha, inadına şimdi bunu yapacak. Doğru yani. Benim şimdi buna... biz yaptık oradan ya biliyoruz kızdığıma diyorsun. Kızdığıma hayır. Kızdığımı anlarlarsa bunu yapacaklar. Öykü Hanım ya. Ben bir şey bilerek hiçbir şey yapmadım Öykü Hanım. Bilerek. Ya ama ben çok kez yanında oldum Dilara'nın. Aynı durum kuliste olduğu için de soruyorum Rümeysa. Hayır aynı durum kesinlikle yani yok. Bak, kesinlikle o da sana sordu. Dedi ki kızın kırmızı odada görünce ne hissediyorsun? Ya beni anlıyor musun dedi yani. Kesinlikle kız bir sordu. Bir durum değil. Ya kulislerde hani, sürekli başkalarının saldırarak ismini söylüyor. Saldırarak da sormadı. Gerçekten şey yapıyor, düzgün bu benim sordu evlilik yolunda olduğum bir insan. Tamam, kesinlikle ben bir tutmuyorum. Kesinlikle bir tutmuyorum. Efendim? Onlar da bir ilişkisi vardı. Bitmişti. Bittiği zaman olduğunu iddia ediyorsunuz. Şu an sizin bir ilişkiniz bitti yok. Bitti demedim. Benim ilişkimle onların ilişkisi bir değil. Ama hani şu an senin ben ilişkin ciddi yok gidiyordum ki ya. Sana göre bir değil. Evet ona yani göre de bir değil. Ona göre biri olsa şey kulislerde sürekli başka isimleri söylemezdi bana göre. Tamam. Yok ben sen bak bu cümle yanlış. Bu cümle, hayır, bu cümle yanlış. Tamam bana göre bu şekilde. Hayır, ama sana göresi değil doğru anladın mı? Yani o cümle yanlış. Kulislerde başka insanların isimleri sinirinden, kıskançlığından söylediği isimler var. E tamam ben de kızdığım için yaptım Öykü Hanım'ı kırmızı odaya çağırdım. E tamam. O zaman beni kime çok kızdın üzmüştü tamam bile bile. Ben bak, çağırdım. Doğru, ben doğru de bir söylüyorum açıklama. İlişkim yok karşı tarafında yok. Niye çağırmayayım tamam yani bu ama kadar. Ama karşı taraftaki kadın diyor ki rahatsız oluyorum. Bir daha olmasın. Buna rağmen şey devamı yok geldi ya hani. Sen net bir adam değilsin bence. Sana o tavsiyem hı net o ol. Onunla benim aramda olsun. Yani öyle böyle olma net ol. Ben de hiç alakalı bir şey söylemiyorum. Genel olarak sana söylüyorum. Ben seni tanımıyorum şimdi etmiyorum. Şimdi ben dediğim gibi. Yani ortada net olunacak bir durum yok şu anda. Bu işler zamanla olur.
Yani ben şu anki durumun netliğinden bahsetmiyorum. Senin kritikte konuşmalarından bahsediyorum. Hı-hı. Hayır, ben o konuyu o Öykü Hanım'a da ben bahsettim ya. Rümeysa net bir şey söylesin dedim. Çünkü artık yani bir iki gün bekledim. Sizin ilişkiniz? Efendim? Sizin ilişkiniz? Öykü Hanım'a değer verdiğimiz için onun da yönergesi olsun, onun bize katacakları şeyler de vardır illaki. Onun da fikrini almak istedim. Sadece. Beni ilgilendirmiyor. Çok güzel. Sonuçta. Ya ben niye böyle bir durumun içerisindeyim? Normal konuşabiliriz, şey yapma. Sen kastığın için böyle oluyor yani. Yok, havadan normal, sudan. Evet, normal de konuşabiliriz. Evet. Niye kasıldın? İşte sana bir saygısızlık yapmak istemiyorum. Sen böyle ilk kasıldığın için beni de kastın, anladın i̇şte, mı? İşte kasılma, rahat ol. Yani zaten bu bir makara. Ama senin bir huyun var, ben bunu çözdüm galiba. Yani en ufak olumsuz olan bir şeyde direkt parlıyorsun. Direkt insanların üzerine gidip tırmalamaya çalışıyorsun. Sakin ol. Bak, ses tonun bile sakin bir şekilde sana anlatmaya çalışıyorum. Rahat ol. Sen de rahatsın bu zaten. Bu özelliğin varmış. Tamam, sıkıntı yok. Gül böyle, evet. Ay, niye bitmiyor bu ya? Az kaldı, az kaldı. Bu arada Kırmızı Oda'ya gelmen gayet normal yani. İstemeyebilirsin. Ben de istemedim. Sen de istemedin. Tabii ki ben de istemedim. Tamam. Sıkıntı yok. İyi bir insansın sen. İyisin, hoşsun, sıkıntı yok. Evet. Bu güzel anı bana yaşattığın için teşekkür ederim. Ben yani çağırmayacağım varsa bile bana bulaştığı için yaptım ben bunu. Ben oraya girmedim ki, konu o değil. O kırmızı oda ne muhabbetinde hissettin? Ne hissettin? Yine bana bu bir şu şey. Şu anda ne hissediyorsan. Ay, gidip mesela kırmızı oda basmıyorum yani. Onun yaptıklarını yapmıyorum mesela. Gel, ben de geleceğim dedin. Tamam, o yani yapma, potansiyelim i̇şte var yani. Şeyine düşmek istemedim. Gitmeye gerek yok. Karşımdaki insana benzer hisler hissettiniz. Sonra. Efendim? Benzer hisler hissettiniz Dilara'yla şu an. Hani, hatta bence yani. Dilara'nınki daha ağırdı. Çünkü ilişkisi bitmemişti. Seninkinin üzerinden 9 ay geçti. Bir de Dilara'nın şaka hayatım, yaparak gittiği belli. Onun arasından evet, 9 aynen, ay geçmişti. Ay, onların arasında bir hafta geçmemişti yani. Dilara'nın yaşadığı durum bence bana göre daha kötü. Hazar, tam bir modelsin yani. Gerçekten karakter. Oğuzhan, sen ne hissettin peki? Hiçbir şey hissetmedim. Bir kıskançlık, bir şey. Seyrettiniz mi? Nasıl geçti? Nasıl geçti? Konuşmadık İzlemiş. Ki. Aa, sadece 2 dakika falan konuştuk. Üzgünlüğüne göre. İzletmişsiniz galiba. Hayır, çok kasıldı, ben de kasıldım. Ha. Eğlenceli geçmedi yani. Yok, çok kasıldı. Burada konuşuyordun. Çok ağır. Evet, dedim ki burada zaten daha güzel konuştu. Daha kıçı evet, geçiyordu sohbetimiz. Kasılma kendi durumu kendine yok. Vurdum sen biraz şey yapıyorsun. Biraz sinirleniyor musun? Bir şey mi oluyor? Yok, bana sürekli diyor ki fevri hareketlerim var. Fevri hareketlerim hiçbir şey mi? Konuşmuyorum ki. Tepki de vermiyorum. Yani sürekli bir açıklama peşindesin ya. Karşı tarafı da mahcup duruma düşürüyorsun. Sen Rümeysa'yı mı korumaya çalışıyorsun şimdi? Yok. Rümeysa'nın düşmanı düşmanımdır mı oldu kendimle şimdi? Kendimle onunla da olan konuşmadan bahsediyorum ya. Tabii ki kendi aranızdaki... Keşke bir şey yapmadım ki diyor kadın da. Yaşadıklarımı izleyebilseydin hani. Ben seni keşke zaten yargılamıyorum. Keşke burada olsaydın izleyebilseydin. Tamam. O yüzden sana tuhaf geliyor bu hareketlerim. Buse ve Mert, çok ufacık değineceğim. Yine ne derdiniz var sizin? Ya. Ufak sürtüşmeler ilişki içindeki öyle. Ufak mı? Ufak, ara sıra oluyor böyle şeyler. Bir cümleyi yakaladı, onu söylemem lazım. Ufak farkında mı? Farkında değil. Böyle ufak. Biz genelde yan yana gelip konuşurken hararetleniyoruz. Belki ağızdan hararet bir şey kaçmış. Hararet falan değil mi? Başka bir şey yani. Sıradan boş bir ilişki gibi. Evet, tepkisine yönelik söylemiş. Eski alakan kalmadığını düşünüyorum. Ne yapalım? Yapamayız, o bitince geri gelmiyor. Senden olduğunu düşünüyorum. Kendi düşünceni bana anlatmaya çalışıyorsun. Ya biz bitirelim yine... o zamanı geldiniz. Bu nasıl diyalog? Hadi. Ne hadi? Tek taraflı değil. Senden sonra doğmuş tamam. Onu söyledikten sonra. Ama yine biz yine aynı şey konuma geldik. Yine o bana, ben ona. Hmm. Attığımız için. Çünkü o benden yana olduğunu iddia ediyor. Halbuki ben kendim. Sanki buradan çıkmak istediğin ve kendi yoluna gitmek istediğin gibi kaygısı var onun. Öyle iddiada o bulunan o, ama benim bahsettiğim şey o değil ki, orada sıradan şey bir ilişkiden kastım. Yok, önü de var. Önünde sıkıldın mı diye girdi evet, zaten evet. Konuya. Önünden hepsini okuyamam şimdi yani. Tamam, ama o bir konu üzerinden sıkılmaktan
hani yola çıkarak söyledi. Onu genele vuruyor. Ya bir konumuz vardı. Yani, genele vurdum ben. Buse'de genele vurulmasını sevmediği için sonradan ben onu sormuştum. Sizin dediğiniz vuruyorsun? Cümleyi söyledi. Belki seninle alakalıdır diye aydınlatmaya çalışıyorum. Çünkü ilişkimizin geneline vurulacak bir konu değil. Bu onun tavrıyla. Yani ben kısacası şundan bahsettim. Çok üstü kapalı oldu, anlaşılmayacak. Eski o ilk zamanlarki ilgi, alaka, işte hani yakınlaşma. Hani onu anlıyor insan yakınlaşırken ki şeyden bile anlıyor ya neticede anlıyorum. Ben öyle anladım, öyle hissetmeye başladığım için bunu paylaştım onunla. Yani hani sanki 20 yıllık evli gibiye döndüğümüzü şimdiden hissediyorum. Ama 20 yıllık evliye dönebilecek kadar görüşüyorsunuz. Hani bunu da göz ardı etmemeniz gerekir. İşte bunun içinde bir şey yapmak gerektiğini düşünüyorum. Daha ben ne yapacaksınız de ki acaba? Yani bilmiyorum. İşte ben de o noktada tıkanıyorum. İşte bir eşi atlayalım ki onu yapalım. Evleneceksek evlenelim madem. Hmm. İşi atlatalım yani yeter ki derdim o. Hani bana onu garantisini evet ver ki ben o kafada geleyim ona göre ne yapacaksak yapalım. Çünkü bu şekilde sıkılacağız yani yapacağımız durum bu. Ne yapabiliriz sıkılmak burada? Sıkılmak öyle ya o değil İki aslında. Kalkıp göbek atıyoruz niye? İki uyuyoruz yani. Evlilikle ilgili kaygıların ne? Hani dükkanı da kapattın evde topladın. O biraz derin mevzu. Hayat da değişiyor. Değişti. Hmm. Niye acaba? Ben ufak bahsedeyim mi? Hadi bahset. Niye bahsedeceksin acaba? Bahset. Şimdi derin bir yaşamışlığı olduğu için ailesel aslında bir yerde hak veriyorum. Ama ben bunu daha önce Buse'yle konuştuğum için net bir cevap aldığım için ve ben karşımdaki insana net bir şekilde anlattığım için bunu aştığımızı düşünüyordum. Hı. Ama Buse'nin bu alttan gelen bir şey var. Hatta bununla ilgili çok yakın bir ablasının bir tavsiyesi de var. Yani buradan çıkınca bir hekimle bu işi çözmeniz gerekiyor demişti bana. Beraber el beraber, ele yani. Beraber el ele beraber. Bir yani destek çünkü gibi hani. Sağlam bir ilişki istiyorsanız gerçekten ben sizi çok yakıştırıyorum. Olmanızı istiyorum ama gerçekten sağlam bir şey istiyorsanız o kırıntılar köşedeki şeyleri bir silmeniz lazım. Anladım. Çünkü silmek istiyor yani. Evet, evet. Çünkü bu arası tetikliyor. Tetiklediği zaman bana da geliyor. Sonradan tabii, sen de kişisel alıyorsun evet, bunu. Evet, algılayamadığım için sonradan bu durum aklıma anladım geliyor. Bu durum aklıma gelince önemli ben de stop basıyorum. Bu bir emek gerektirecek evet bir şey aslında. Yani teşekkürler özelinizi paylaştığınız için ayrıca. Ama gerçekten de olması gereken bir durum. Sen bunu göze almak mı istemiyorsun? Bu kadar uğraşacaksak niye bir aradayız mı diyorsun? Yok, uğraşmaya ben yani çünkü uğraşırım, çok değerli bir yok şey aslında. Bir tahta bir kalemle geçirdiğiniz o eğlenceli anları kendinizi lütfen izleyin yani. Ay o göründü mü? Yani iki insan bu kadar baş başa eğlenebiliyorsa, böyle saçmalayabiliyorsa ve bu kadar komik olabiliyorsa ay, evet, bunu kaybedemezsin. Bunu dışarıda düşünemiyorum. Bunun mesela kıymetini şu anda anlamıyorsunuz. Ya umarım o bölüm beraber, ya bu bölüm beraber izlersiniz yani. Bir izleyin ya da birbirinizle konuşun. Şöyle şunu hani sadece kısa keseceğim. Nankörlük etmeyin yani. Ben ilişkimizin dinamiğinden çok memnunum. Sadece ya ben ilgi istiyorumu net söyleyemiyorum. Bazı şeyleri net söyleyemiyorum. Ha, anla ya, o biraz ilgiye ihtiyaç var. Maalesef onu alıyor, daha karmaşık bir hale getiriyor. Çok basit aslında. Ben şu basitliği algılasın istiyorum. Yani ilginin daha hani bir tık... Ama Mert de bak normal... Düştü. Ya göstermiyor Öykü Hanım. Mert'in... Öyle bir şey var. Biraz... Kadını çözmüş gibi. Yani çözmüş değil derken senin üzerinden çözüyor aslında daha doğru. Yani her kadınla ilgili böyle bir iddiası olmamalı zaten. Hı hı. Senin üzerinden bir durum çözümlüyor. Ve bu da senin söylemezsen onun anlayamayacağı noktalara gidiyor. Evet. Söylemen lazım. Ben de o söylemeyi evresine geçebilmem evet lazım. Bu yüzden sen aklına gelen gelmeyen her anda ilgiyi esirgemeyeceksin. Eğer bildiğiniz ortak yola kesin karar verilinceye kadar. Daha yani, doğrusu göstermekten çekinmeyeceksin. Göstermekten çekinmeyeceksin yani. Yani öyle bir durum var çünkü. Mesaj alındı. Biraz öyle bir durum var yani. Çünkü bu sinyal veriliyorsa... Hani biz hep mi böyle olacağız? Evlenince de mi böyle gidecek? Yani demek ki sen garantiyi alınca beni böyle boşlayacaksın. Bir böyle bir şeyler olacak gibi bir kaygı var. Değil mi? Ya doğru öyle bir yerde baktın ki ağzını yerim diye. Tepki doydu hadi zaten. Ben gidiyorum. Peki.
Sevgili izleyiciler, süremiz bittiği için Murat ve Hira'ya giremiyorum. Bir sonraki bölümde söz veriyorum sizinle ilgili konuşacağım. Bugün keyifli bir gün geçirdiniz ama sonu hoş değildi, gerek yoktu. Umarım kalıcı bir derdimiz yok, değil mi? Murat? Yorulmuyor kendim. Sen yorulamazsın. Annenin gözleri doldu ya Hira ile. Ya annem yani zaten çok seviyor. Çok ben de çok seviyorum da. Çok sevdiğim kadar çok da yoruluyorum yani. Ama yorma. Evet. Öyle bir tişört giysene, yorma. Bastıracağım ben. Bence de. Hemen hatırlatalım oylarımızı. Kısmetse olur aşkın gücü, Epo Derde Lomor. Productionhouse.com.tr başvuru adresimiz. Kısmetse olur aşkın gücü official. Instagram, Facebook ve YouTube adreslerimiz. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın buluşuncaya dek. Şimdilik hoşçakalın. 1 şey söyleyeceğim. Sen normalde ne biliyor musun bunu? Bak bunu neler biliyor musun? Normalde ben şey olduğum zaman senin ekstra bir destek olman lazım ya, bir şeyler yapman lazım ya. Olmuyor mu ya? Bak olmuyorsun. Dışarıda da sen zaten ben genel bir şey konuda haklıyken sen genel olarak alttan alıyorsun ya. Ama burada sanki sen alttan aldığın zamanlar ben haklıyken ne bekle alakalı? Bekle Allah'ım. Bağır mı? Bağırmıyorum. Bekle bir dakika lütfen. Lütfen konuşma. Bırak mı? Ne yapıyorsun? Bak yemin ederim bak. Bak yemin ederim. Artık bak buramdayım. Sen burada ben haklıyken alttan aldığın zaman sen kötü durmuyorsun, kötü olmuyorsun. Ne alakası var? Seni kimse kötü bilmiyor. Pardon, ne alakası var? Ben alttan aldım zaten. Aynen. Aldım. Allah razı olsun. Ama lafını sokuyorsun. Ben burada takılınacak mevzuya bak. Ben acıcı arayacağım seni. Ara. Ben takılınacak mevzuya bak. Biliyorsun ben neye takıldığımı. Annem geldi, ben bu olayı kapatmayacağım. Tamam, böyle devam et o zaman. Her gün kavga edelim. Tamam, her gün kavga edelim. Böyle devam et o zaman. Şimdi cevabın bu mu? Bak. Ben de o zaman bunu mu kapatmayayım ya da onu bunu mu kapatmayayım? İşte derdimiz o kadar büyük ki bu. Derdimiz kısa etek ve oturmak değil mi? Senin beni uyardığı konular vardı ya. Hani ben normal şöyle kafamı çevirirsem sen... Annem geldi, ben kapatmayacağım o mevzuyu. Hangisini ben ya? Ben seni. Ne yaptım? Kafamı mı ne çevirdim? Ne yaptın sen? Nerede kafamı çevirdim ben i̇şte anlamadım. İdrak edemiyorsan nelere takılıyorsun? Burada Mert'in demiş olduğu işte o ne ya işte Murat üzüldü bilmem ne. O lafı orada aldın beni, önüme onun pasta sundun. Sonrasında gelmişsin işte Batu şuraya oturalım, buraya oturalım. Konularımız ne kadar büyük. Senin tarafından değil mi? Bu değil mi konu? Ama konu işte böyle başkasıyla böyle şey değil değil mi mevzu? Hani atışıyorsun ya. Hani kimle atıştın? Artık bağırmayacağım. Kimle atıştın? Kimle? Daha hatırlamıyorsun bile. Hatırlamıyorum. Kimle atıştın ben? Böyle vuruyorum, kırıyorum bilmem ne yapıyorum diye sana kötü davranıyorum. Ha. Burada yine ben hep kötü olayım. Hep dünkü şey olayım. Olay değil mi? Anladın mı? Bu kadar basit değil mi? Senin konuların gibi. Orada sen bana öyle tepki verdin ama. Ya kafayı yiyeceğim. Cevaba bak ya. Bu mu şey? Ben tepki benim tepki vermem mi konu burada? Ben ya benim tepki vermem tamam, mi cevap burada diyorum, konu? Cevaplıyorum. O ben şeyde oturuyordum işte orada. O kalktı buraya kadar geldi. Ben de tepki ver. Bekle. Ben seni geçeceğim. Ben konuşuyorum. Bekle. Konuşmana asla. Ben konuşuyorum. Bağırma. Bekle. Bak ikiniz de sakinin. Ben burada konuşacak bağırıyorsun. Kafayı yiyeceğim çünkü. İdrak edemiyorsun. Niye o zaman? İdrak edemiyorsun.